Efendim, hayırlı geceler. Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Büyük Resim programı başladı. Bendeniz Murat Zurnacı. Her hafta olduğu gibi iki daimi yorumcumuz, stratejist, yazar Murat Akan ve araştırmacı yazar Haluk Özil ile beraber hem gündemi hem de perde arkasını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bu akşam yine çok fazla konu başlığımız var. Ee, hızlı hızlı başlayacağım ama birer e, girizgah sözü kendilerine vereyim. Murat Akan, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten hı hı. de bu akşam dop dolu bir yayın var. Özellikle Jeffrey Epstein olayının perdarkasını anlatacağız. Yine tabi Orta Doğu'da bir e, Armageddon savaşına hı hı. doğru mu gidiyoruz bunu konuşacağız. Ama tabii bu konulara geçmeden önce Haluk Hoca'ya yine takılmadan edemeyeceğim. Çünkü yanlış işler yapıyor Murat. Yanlış Şu, işler yanlış o... işler yapıyor. Şunu yapıyor. <laughs> buraya yapayım? geliyor. Küreselcilere karşıymış gibi konuşuyor. S sinirli, küreselcilere atlıyor tutuyor. Sonra ne oluyor? Sonra trafik var diye küreselcilerin Lüks araçlarıyla buraya geliyor değil Lüks mi? Lüks araçlarıyla. Şimdi yani, Bayağı da para vermiş. E, bilmiyorum kaç lira verdiğini ama ondan sonra diyor ki ben halk adamıyım. Yok minibüslerde <laughs> geliyorum. Otobüslerde geliyorum. Yok efendim işte küreselciler böyle yapıyor. Peki. Ya bundan sonra bak bundan sonra Haluk Hoca'yı bu, bu konuda uyarıyorum. Ama şöyle bir şey yani, var. Şimdi Haluk ha, Hoca'nın sözümüz bir olması lazım. Bir bitirsin ee, sözünü. Bir girizgah için evet. söz vereceğim. Evet. Ama bu arada şöyle bir şey var. şimdi. Haluk Özil ne söylerse haftaya oluyor. Bak geçenlerde trafik var dendi. Ne oldu? Ne haberi çıktı? Eminönü Paralı mı olacak? Ee, ücretli mi girilecek? Oradaki o bölgeye araçlar Mastek ücretli mi olacak? Küresel adam olduğunu söylüyor. Önceden söylüyor oluyor mu diyorsun? Küresel kullanıyor. Şimdi, Önceden dakika, söyletiyorlar galiba. Hocam bu akşam sinirli misin? Önce Şimdi söyle. yok sinirli değilim. Bu akşam rahat geldim. Şimdi bak e, biliyorsunuz rahat ki, doğru. <laughs> bak biliyorsunuz ki ben Üsküdar'dan bu tarafa geçiyorum. Biz Çünkü, nereden geçiyoruz? Bir dakika trafik sorunu nedeniyle. Siz evet. karayoluyla geliyorsunuz da. Evet. Sonuçta deniz yoluyla geliyorum. Beşiktaş'tan Zorunlu olarak taksi <laughs> tamam mı? Dört tane taksi kardeşim normal taksi. Ya adamlara el kul el kaldırıyorsun boş boş. Üstünde de boş yazıyor ha yeni moda. Bak boş yazıyor. Adamlar robot gibi <laughs> robota yatmış. Görüyor beni tamam mı? Başını çevirip bakmıyor turist alıyorlar. Bak Kabataş'ta Beşiktaş'ta hmm. özellikle bu iki yerde gerçekten şikayetçi. Yani, o zaman şöyle bak. bu akşam yetkililere en azından kamera hocam senin şurada Bundan söylüyorum ee, bir duyuru yap yani yani bakın, belirt şimdi bu iki yerde çok ciddi bir sorun, sorun, var, evet. taksiyle ilgili boş gidiyorsun turist arıyorsun Arap turist arıyorsun bilmem ne turist arıyorsun bak burada bir sorun var ondan sonra şey öteki işte lüks firmanın aracı geldiğinde elin mecbur binmek zorunda kalıyorsun <laughs> bindim evet doğrudur binerim ki bineceğim bundan Paran sonra param var ben. diyorsun binerim hayır param var demiyorum ya normalde Mecbur şimdi konuş. biz yayına geliyoruz kardeşim. Bak yayını dolmuşta otobüste enerjimizi harcayamayız. Hadi yapın. Çok güzel konuşuyorsunuz da yani 4x4'te geliyoruz işe geliyorsunuz. Niye? <laughs> ben size hak veriyorum. Neden? Kim geliyor 4x4? 4 x araç ee, lüks demek değildir. Tamam arazidir. Tamam eyvallah arazide Kim geliyor, <laughs> Kim geliyor? bir de yani onu söyle. <laughs> ya neyse şimdi o tarafı çok karıştırmayalım. Biliyoruz kimin geldiğini. Bak olay şu tamam mı? Neden? Ne, niye tercih ediyoruz? Enerjimiz boşa gidiyor. Neden? Yolda enerjimi boşa harcıyorum. <laughs> tamam mı? Diyoruz ki taksiye binelim. Zaten kazanıyorsun. Ama sen tutuyorsun robot gibi robota yatıyorsun bir de yüzüne bakmıyorsun insanın. <laughs> 10 tane ben her gün yani her geldiğimde aynı problemi yaşıyorum. Demek ki burada bir problem var. Bak taksici davranışlarını değişmesi lazım değişmesi lazım ya. İlla Arap mı olalım? Yani çözüm Arap ne? kıyafeti mi giyiyor? Çözüm önerinle. Hadi şikayet. Çözüm şi, şikayet ettin. Çözüm önerinle. Ya şikayet diye bir şey yok. Şimdi bak. Bunun Tam yaşadığın ne? sorunu dile getirdin. Ha. Çözüm ne? yani şöyle, yetkililere bir çözümsün o zaman. Bunu yıllardır e, var mı sorun? Ulaştırma Bakanlığı'nın olsun, İstanbul Belediyesi'nin olsun, binlerce, milyonlarca şikayet yağıyor. Sonuç artması işte, mı lazım acaba taksinin yoksa? O taksi alsa da şöyle hı. problem var. Trafikte giden kaldığı için bir taksi problemi var. Maalesef İstanbul içinden çıkılması hale gelmiş. Tamam hı hı, mı? İçinden hı. çıkılması hale gelmiş. Yani bugün ne kadar taksi var? 25 bin diyorlar. 25 bin. Tamam mı? 20 milyonluk şehirde 25 bin taksi olmaz. Bu kadar. Ya yani, bu kadar. Haluk Hoca e, o lüks araçla gelmesini bastırmak için dünya kadar konuşur sabah kadar. O yüzden biz programa geçelim. <laughs> ya şimdi bir dakika şöyle. Sen Lüks aracı taktın yalnız. Ama geldiği Niye aracı taktın? bir görseler. Ha bir dakika dur. Yani şöyle. geldiği aracı dakika. gördün. Bir dakika ben de, Hayır, ben de bir Cek şey söyleyeceğim. Türkiye geldiğinde aynı aracı kullanıyordu biliyor evet. musun? Evet. Ya Murat o zaman ben bir şey söyleyeceğim. Bir söyle. Neden her Kavgaydı. şeyin iyisini, armutun iyisini küreselciler mi yiyecek? Yani biz insanız, biz de o, yani o, o ki ayrıca buradan faydalanmak işte, istiyoruz. Tamam. Sen de küreselci takımdansın diyorsun. O zaman, o zaman. uçağa da binmeyelim. Yok yok. Uçağa da binmeyelim. Yok. Haluk Hocam, Haluk Hocam millidir. oldu, hal oldu. <laughs> Hiç halk otobüsü falan olmuyor. Haluk Hocam millidir. E diyelim, kapatalım. Yerlidir. Sevebiliriz kendisini. Tamam. Evet. Şimdi. Evet buyurun. E, hocam tekrar hoş geldin siz. Eyvallah. Söz bakardım verdim ama konu başka bir yere gitti. Yani ama için. Ne için. bile diyemedi. Bak <laughs> Hoş bulduk. 20 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. 20 milyon 25 milyon aslında 20 değil 25 milyonluk bir kentte 25 bin taksi tamam mı? Bak ulaşım problem. Evet. Trafik problem ve buradaki insan kalabalığı, gürültü, insan kirliliği ve gürültü kirliliği hali bir problem. İstanbul'un içinden çıkılmaz hale gelen bir şehre dönüşüyor. Bak gerçekten dönüşüyor. Çok tuhaf bir şehir oldu. Şimdi gelelim konuya. Epstein'ın Epstein dur Bir dur, e, dakika hayır bir dakika ya bir şey anlatacağım. O kadar ilginç bir şeyini söyleyeceğim ki çünkü tamam, bir devlet başkanı bölüm bir söyleyeyim. devlet başkanı ile oğlunun adı da geçiyor ama özellikle karartılmış. Tamam, o onu ikinci bölümde konuşacağız. konuşacağız. O önemli bir konu. Çok önemli isimler var. Evet. Ee, basına yansıyan onları konuşacağız ama Şimdi şöyle tabii 2024'ün ilk yayını geçen hafta yaptık. Bu hafta artık bir hafta oldu. 2024'e girdik. Haluk Hocam şey demişti. 2023 aslında bir fragmandı. 2024'te asıl filmi oynatacaklar demişti. Asıl filmi oynatırlarken bu filmin içeriğini tabii bu akşam konuşacağız. Neler olabilir? Dünyayı neler bekliyor diye konuşacağız ama yıllardır hep Gündemde şu kelime var. Armagedon, büyük bir Dünya Savaşı. Melhami Kübra diye e, tabirler de var. Üçüncü Dünya Savaşı diye tabirler var. Bunların hepsinin aynı olduğunu diyenler de var. Bunların farklı farklı dönemlerde olacağını diyenler de var. E, ama hızlı bir şekilde, inanılmaz hızlı bir şekilde, kaosla beraber dünyayı çok büyük bir savaşa sanki sürüklüyorlar gibi de böyle bir e, hepimizin e, yorumları öngörüleri var. Şöyle başlayalım. Tabii İsrail Filistin hemen arkasından e, geçen gün e, işte bombalanmasıyla beraber yine gündeme e, geldi İran. Arkasından hep Türkiye konuşuluyor. Kuzeydeki savaş Yunanistan-Türkiye arası işte e, Çinle e, Tay Tayvan ve birçok bölgesel e, çatışmaları da altına koyarsak 2024 büyük bir dünya savaşına mı hazırlanıyor diye başlayayım altını dolduralım. Şimdi tabii işin şakası bir tarafa. Ha? Biz Haluk Hoca ile muhabbetimiz evet. e, samimiyetimiz olduğu Onu için arka yani planında takırıyoruz. Instagram takırıyoruz. sayfalarından bildikleri için insanlar ee, şimdi <laughs> yılbaşından yılbaşı akşamıydı değil mi konuştuğumuz? Dedik ki e, 2023 fragman 2024 film Evet Değil mi? bunu konuştuk ve şunu söyleyeyim şimdi bu e, işte küresel elitlerin e, dışında olaya gerçekçi tırnak içerisinde söylüyorum gerçekliği gerçekçi yaklaşan ya da böyle Hani dünyada her şey uluslararası hukuka hakka işte küresel kurumlara uygun olarak gittiğini dış politikanın böyle yürüdüğünü görenler için her şey normal savaşlar oluyor Efendim bombalamalar oluyor bir takım hadiseler oluyor. Aman bir şey olmaz ya işte bunlar şey normal şeyler olarak görüyorlar. Şimdi yani oysa <laughs> bakın oysa dünyayı taradığınızda dünyada olup bitenleri nesnel bir gözle incelediğinizde ben maalesef ve maalesef dünyanın iyi bir noktaya gitmediğini açık ne şekilde görebiliyorum. Ha gönül ister ki gönül ister ki dünyada güzel şeyler olsun. Biz de oturup bu masada güzel şeyler konuşalım. Bakın her zaman söylüyorum. Şimdi burada ya şu olaylara güzel bakın, şu olaylara nesnel ya da şu olaylara efendim işte daha bardağın dolu tarafından bakın diyenlere diyorum ki arkadaşlar gönderin bize, değil mi? Deyin ki kardeşim şu bak ne güzel dünyada bir olay olmuş, bunu e, konuşun, bunu gündeme getirin. Eyvallah başımız gözümüz üzerinde. Şimdi bugün baktığında ne oluyor? Armagedon savaşı'nı biz yıllardan beri konuşuyoruz, değil mi? Armagedon. Ha bunu sulandıranlar oldu, bunu farklı yerlere çekenler oldu, bunu kabul ediyorum. Komplo diyenler Komplo, oldu. Komplo. O zaten yapanlar var. Şarlatanlık yapanlar da var. Açık söylüyorum. Yani bazıları bunu uzatıyor, başka yerlere çekiyor falan. Ama biz hep şunu söyledik. Belgesini ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 yılında Amerika'nın dış politikasının stratejisi olarak gösterilen belgede Armagedon Savaşı'nın yer aldığını burada gösterdim belgede. Şimdi dolayısıyla Armagedon dediğin şey Orta Doğu'da çıkarılmak istenen bir büyük savaş. Bu Dünyanın başka yerinde de olabilir diyorlar. Şimdi Armagedon savaşını evangelistler gündeme getiriyor ve diyor ki İsa Mesih gökten inecek. <laughs> İyilerle kötüler savaşacaklar ve iyiler tabi Mesih İsa Mesih'in yanında yer yan alanlar. Biz Onlar hocam. kim peki? Onlar Hristiyanlar ve Yahudiler. <laughs> Bunlar diyor dünyanın diğer. Diğer dedikleri şey de şunu söyleyeyim Müslümanlar. Bakın açık net şekilde Müslümanlar. Diğerleri yenecek diyor. Diğerlerini yenecek. Burada kükürt kelimesi geçiyor. Mesela Tevrat'ta, İncil'de kükürt. Kükürt, toz bulutu. Bunu da işte nükleer silah olarak yorumluyorlar. Diğer taraftan Siyonistler aynı fikri savunuyor. Evangelistlerle Siyonistler, aşırı, aşırıcı Yahudiler aynı şeyi savunuyorlar. Yani Orta Doğu merkezli bir savaşta ki Siyonistler, şeyler, evangelistler aynı zamanda Siyonistlerin ideallerini yani Büyük İsrail'i savunurlar. Ve aynı zamanda İsrail oğullarının dünyayı yönetmesine karşı çıkmazlar. Dolayısıyla burada bir düşünce, fikir ayrılığı falan yok. Farklı bakış açıları olsa da birlikte hareket ediyorlar. Şimdi bugün baktığınızda Gazze, Gazze'de savaş var. Biz savaş demiyoruz ama İsrail savaşlıyor. Burada bir orantısız güç var. Burada bir katliam var. Sivil katliamı var. Evet. Şimdi 9 milyonluk bir devlet, 9 milyonluk bir devlet yaklaşık 8 milyara kafa tutarak bu savaşı istediği gibi götürüyor mu götürüyor. Ve bugüne kadar Gazze'de tam 14 bin, on, düzeltiyorum 23 bin insanı katletmiş. Bunların %75'i sivil. Kardeşim eğer o akademisyenlerin efendim dünyada her şeyin hak hukuk üzerine gittiğini, i̇nsan dış hakların, insan Birleşmiş hakları açısından milletleri. gittiğini, Birleşmiş Milletler'in olduğunu, <laughs> NATO'nun olduğunu söyleyenlere diyorum ki yahu kardeşim tamam böyle bir düzen varsa, böyle bir güç varsa yahu bu zulüm, bu katliamlar neden durdurulamıyor ya? Böyle bir hukuk varsa demek yok. Neden müdahale etmiyor mesela Birleşmiş Milletler eğer küresel bir kurumsa ve 195 üye ülke burada hakkı hukuku varsa, e, egemenliği varsa ya neden sözünü geçirip de bu savaş durmuyor? Bu katliam durmuyor. 9 milyonluk devlet bütün dünyaya meydan okuyor. Neden? Neden? İşte bu soruyu sorduğunda karşına ne çıkıyor? Az önce burada bir doktor akademisyen vardı. Hatta konuştuk orada. Dedim hocam böyle ben öyle bakmıyorum dedi. Yani ben de sizin gibi bakıyorum esasında dedi. Şimdi burada bir. Kardeşim son dönemde özellikle son 10 yılda savaşların şekli değişti Murat. Yani savaşlar eskiden topla, tüfekle, uçakla oluyordu. Günümüzde de olur. Konvansiyonel silahlar diyoruz biz buna. Şimdi bunların yerini hibrit savaş türü aldı. Hibrit savaş türü. Ne demek hibrit savaş türü? Adam seninle topla tüfekle uçakla Kendisi topyekün savaşmıyor. bir savaşmıyor. Topyekün bir savaşa girmiyor. Ne yapıyor? Birazdan konuşacağız. İran'la ne yaptı? Onunla savaştı. Şimdi farklı unsurlar, araçlar kullanıyor. Nedir onlar? Bakın Eran İHA, İHA SİHA çıktı Hı. değil mi? İHA SİHA. Şimdi Türkiye'de bu nokta çok iyi bir yere geldi. İHA-SİHA'lar. Adam şöyle diyor. Kimliği belirsiz SİHA İran'ı vurdu. Kimliği belirsiz bak. Bu ne? Esasında bir savaş. Sonra Sonra bir bakıyorsunuz İran'da olduğu gibi bir terör örgütü, uydurma. Bak uydurma diyorum. Arkasındaki belli. Çıkıyor bir yerde 100 kişiyi, 200 kişiyi, 500 kişiyi öldürebiliyor. <laughs> evet. E savaş, savaşlarda da insan ölmüyor mu? Ölüyor. Sonra bir virüs. İşte yani e, biyolojik saldırı. Kapanmalar oluyor, ölümler oluyor. Biyolojik saldırı, ekonomi. Ekonomi. Ekonomiler vuruyor. Orman yangınları. Bunların her birisi... Artık bir savaş enstrümanı yani ne evet. demek hibri savaş türü. Şimdi bakıyorum Dünyaya bakıyorum Orta Doğu'da Dedik ki Geçen o yılbaşı gecesi programda Kardeşim kötü bir noktaya gidiyor bu savaş Kendi YouTube kanalımda bunu Bir gün önce de yazdım bak her an her şey olabilir dedim Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki açık net söyleyeyim Murat öyle bir dönemdeyiz ki Yahu bu da olmaz asla diyemeyeceğimiz bir dönemdeyiz Gerçekten de her an her şey olabilir çünkü Çıldırmış bir küreselci şeytan karşımızda var. Yani devletler üstü bir yapılanma, devletler üstü davranan bir oligarşi sermaye oligarşisi var ve bu oligarşi bir küresel savaş çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu da Orta Doğu'daki şu anda yangın üzerinden tezgahlamaya çalışıyor. Bakın İsrail Gazze'de taş taş üstünde bırakmadı. Ha kara harekatında başarısız oldu, geri çekildi. Ama şimdi dikkat ederseniz savaşın boyutlarını derinleştiriyor. Şimdi ne yapıyor? Lübnan'a saldırıyor. Ne yapıyor? İran'a saldırıyor. Şimdi diyecekler ki İran'a saldırmaz. Kardeşim kimse kusura bakmasın. İran'daki terör hadisesinin arkasında Amerika ve e, İsrail vardır. Bunu herkes biliyoruz. Detaylarını konuşacağız. Şimdi Türkiye'de 12 şehit verdik biz değil mi? 12 şehidin nasıl verildiğini biz o gece söyledik. Bunun arkasında PKK, YPG falan evet taşeron olarak kullanıldı. Ama o gece görüş mesafesinin ne kadar düşük olduğunu, hava koşullarının ne kadar zor olduğunu ve bizim askerimizi oraya gelip bulup oraya koordinatlarını veren kimdi kardeşim? İşte yani o bizim 12 askerimizi şehit edenlerle İran'daki saldırı yapanlar aynı el esasında. Yani hibrit savaş türü. Şimdi ne yapmak istiyor? Lübnan'a saldırıyor. Oradaki suikastları da konuşacağız. Demek istediğim şu. Savaş bölgeye yayılıyor Murat. Evet. Bakın yayılıyor. Gazze'ye saldırı yapıyorlar. Ya bırakın Araplarla İsrail arasındaki mesele. Hayır. Bizim de meselemiz. Böyle oldu ortaya çıktı. İşte 12 şehidimizin verilmesinin en büyük nedenlerinden birisi bu. Birisi diyor ki sesini kes diyor. Ben burada bir taksimat yapıyorum. Orta Doğu'yu yeniden paylaşıyorum. Sesinizi kesin diyor. Sesinizi çıkarırsanız sizin iç kamuoyunuza dönük şeyler yaparım. O yüzden... Bir Armagedon savaşı tezgahlanıyor. Bakın Kuzey Kore üzerinden onu da konuşalım. Kuzey Kore açık net şekilde ordusuna savaşa hazır ol talimatı verdi. Ya bunları biz uydurmuyoruz. Bak bugün de e, Kuzey Kore lideri uluslararası balistik füze e, alanını e, denetledi ve hazır olun dedi. Yine Ukrayna Rusya savaşı şu anda unutulmuş gibi gözüküyor da inanılmaz kızışlı, inanılmaz tetikliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Rusya Polonya'yı tehdit etti. Şey, NATO bin tane petri almak için e, harekete geçti ya bunlar ne oluyor kardeşim bir küresel savaşa doğru gidiyoruz bir armagedona doğru gidiyoruz burada bir delinin bir düğmeye basmasına bağlı her şey bir deli o yüzden başından beri şunu savundum evet Gazze'de çok büyük bir katliam yapılıyor Gazze'de insanlık ölüyor ama hiçbir devletin hiçbir devletin tek başına müdahale etmesi burada uygun olmaz ya ne olacak? İzlemeyeceğiz. 57 tane İslam ülkesi var kardeş. 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatı var. Alsın bir karar. Birlikte hareket etmekle bu iş biter. Yoksa İran işin içerisine giriyor, bambaşka bir şey çıkıyor. Efendim Husiler giriyor, bambaşka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla tek başına hareket edildiğinde bu savaşın bölgeye yayılması sağlanıyor. Amaçları da o. Şimdi bu kadar söyleyeyim ben. Evet. evet. Ali Hocam, ekleyeceğin evet. var mı? Ee, Şimdi. Artı Armageddon Hocam. melhame Kübra bir de hocam şey dedi. Hani hem evangelistler e, siyonistler dahil olarak bir savaşa götürmek istiyor dendi ama e, e, bir de tabi İslam çerçevesi içerisinde baktığında bir de melhame Kübra yani kıyamet öncesi son savaşta konuşuluyor. Belki orada Aynı ben şey işte. destek Aynı olabilirim. Şey. Ekleyebilirim ama senin yorumunu da merak ediyorum. Şimdi öncelikle şuradan <laughs> yola çıkalım. Yıl 2005 Kondalize Rice <laughs> Kim bu? Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı. Evet. Hatta ben onu Şeytanın Avukatı'nda, Şeytanın Avukatı diye bir film vardı. Orada e, şeytanı temsil eden bir kadın vardı. İnanılmaz bir benzerlik vardı. Hatta çok şaşırmıştım. Ya dedim sanki bu kadın oynatmışlar burada. Aynı yılda çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Orta Doğu'da en az dedi 5 e, devletin sınırları değişecek. Bak, 22 kadar, devlet. Evet. Önce 5 dedi tamam evet. mı? Ardından işte 20 miydi? 20 20, 20 demek. 22 tane devlet. Şimdi bak bunu söyleyen sıradan biri değil. Bir kahve muhabbeti değil. Ya da çıkmış işte ekranda konuşan sıradan bir kadın değil. Amerika Dışişleri Bakanı bunu söylüyorsa oturup düşüneceksin. Bunun kontra teorisiyle alakası hiç yoktu. Ama ne yazık ki bu ülkenin içindeki... Ee, kendini, beynini bir şekilde oraya kiralamış farkında olarak ya da olmayarak bir kısmı farkında olarak rant alıyor. Çünkü oradan fonlanıyorlar. Bir kısmı da farkında olmadan bir köle ruhu oldu, ruhuyla bunu yok kabul edip yıllarca bir masal anlattılar. Uluslararası hukuk, uluslararası haklardan bahsettiler. Bir yalanı koskoca bir ülkeye yutturmaya çalıştılar. ha şimdi takke düştü kel göründü. Şimdi artık Şimdi hocam, şey kimse... 22 ülke dedin ya lafını unutma. E, Murat hocam sen de dahil olabilirsin. E, Birçok ülkeye darbeyle de girildiğini görüyoruz. Evet, Savaşlarla zaten da öyle parçalandığını oldu. görüyoruz. Evet. Kaç tanesini şu an sayabiliyoruz? Yani Irak'a girdiler, Suriye'ye girdiler. işte Mısır'da darbe alt alta koyduğumuz bu 22 ülkeyi 22... alt alta koyduğumuz kaç tanesini İlk sayabiliyoruz? İlk başta 5 demişti sonra 22'ye çıkardı. Tamam, 5 tamam, tamam, an... ana ülke vardı. Bunlar Bunlardaydı. Hani ben söyleyeyim Suriye, Mısır, Hı -hı. Irak ki bu bir de Libya unutmayalım burayı da Orta Doğu'ya katmak durumunda Tunus, Cezayir tamam mı? Bu ana devletlerin hepsini bir şekilde ya darbe yaptırdılar ya yıktılar ya iç bir e, liderliğini astılar sürüktüler. öldürdüler tabii yani sonuçta iç isyanlar çıkardılar bir şekilde tepesine çöktüler ya da işte Libya ile Irak'ta olduğu gibi hatta Düşünün Irak'ta Saddam'a getiren Amerika Birleşik Devletleri baştan sona destekleyen İranlı olan savaşta önce Saddam'a sınırsız silah desteği veren daha sonra birdenbire Saddam'ı satışa çıkartan Amerika, de Amerika Birleşik Devletleri ve şey gördük Kadafi biraz daha farklıydı. O <laughs> e, daha önceleri işte El Fetih ve diğer bir takım terör örgütlerine açıklan destek verdiği için batını sevmediği örgütlerin. O daha biraz farklı konumda duruyordu. Şimdi He, sonuç oradan sonuç anlamında söylüyorum. Ha. sonuç anlamında. Yani söylüyorum. sonuçta e, kendi adamlarını bak e, hani devrim kendi çocuğunu yer diye bir şey var aslında o genel bir laftır. Amerika birleşik devletleri kendi adamlarını önce kullanır sonra yer çöpe atar önce e, onu bir yandaşı ilan eder sonra düşmanlaştırır ve yok eder. Tıpkı Ladin'e yaptıkları gibi. Ladin biliyorsunuz CIA'nin has adamıydı El Kaiden'in ve daha sonra El-Kaide'yi kurdurdu. Ruslarla mücadele etti. Sonunda kötü çocuk yaparak onu yok etti. Yerine işiti getirdi. IŞİD de şu an üstüne düşen vazifeyi yapıyor ve bunu ne yazık ki İslamiyet adına yaptığını söyleyerek Amerika'nın eline inanılmaz kozlar veriyor ve dolayısıyla İslamiyet'e verilecek, İslami anlayışa verilecek en büyük zararı veriyorlar hep birlikte. IŞİD üzerinden. Çünkü İşit dediğin zaman akan sular duruyor. Hamas'ı bile unutmayalım. Nasıl kötülemişlerdi ilk başta? Dediler ki bunlar işitçi. Bak direkt olarak. Çünkü burada bir algı operasyonu yapılıyor. O yüzden bugün yaşanan olayların hepsi takke düştü, kel göründü diyorum. Artık kimse, aklı başında olan kimse, öyle diyeyim. Ya yani da kendini satışa çıkartmamış olan bir kimse... Amerika'nın ya da Avrupa'nın hak, hukuk ya da insan haklarını savunduğunu söyleyemez. Hepsinin bir yalan olduğu bu e, Hamas'ın daha doğrusu Gazze'deki katliamla net olarak gördük. Her gün çocuklar öldürülüyor, her gün kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. O çok meşhur demokrasi havarisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış işte yetkilisiydi geçen gün galiba. Ne dedi? Çok komik öyle bir şey yok dedi. Biden çıktı orada bir katliam yok, savaş var dedi. Şimdi... Elin maske de getirdiler sonra oraya. Tabii, yani Batı'nın çıkarına Ters düştüğün zaman ne özgürlük tanır ne de demokrasi tanır. İyi mi oldu? İyi oldu. İnsanlığın böyle bir derse ihtiyacı vardı. Çünkü yıllarca insanlar kandırıldı. Yıllarca kandırıldık. Yıllarca aldatıldı. Bizler aldatılmadık. Aldatılanlar belli. Şimdi öyle zamanlar yaşadık ki günümüzde. E, maalesef ne dediğimizi... Korkma size... ya Haluk Hoca. Kamerayla oynuyor <laughs> ya. Yok ya sen... gelince ben <laughs> Kameraya, de şaşırıyorum. Tamam. Bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok kamerada sorun mu var dedim. <laughs> Ee, hocam biz kimseden korkmayız. korsak burada Ama küçük yani. bir ses gelince hemen arkaya dönüyorsun. Ee, şey oluyor, dikkat dağılıyor ya. <laughs> dikkat Şimdi gelelim asıl olaya. Dikkat, konuyu dikkat, dağıtmayalım dikkat da dağılıyor. arkadaşlar. Şimdi bak, Rice'dan çıkan ve bu dönemde unutmayalım Bush'un ve Kondorizeray'sın inanılmaz bizde destekçisi vardı. Ve o Bush dediğimiz adam inanın bak tam bir akıl hastasıydı. Armageddon'un bir numaralı savunucusuydu <laughs> evet. ve hiç inkar etmedi evangelist olduğunu zaten Armageddon'a inandığını dönemin Mitterrand'tı galiba. Mitterrand o. Haçlı Seferi dedi ya zaten Haçlı Seferi. Yani de. o kadar korkunç bir yapıyla karşı karşıyayız ki. O yüzden artık bana Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir kişi çıkıp işte Amerika'ya aman gidelim şöyle dost alalım falan dediğimde benim gözümde bir numaralı şüphelidir. Direkt olarak ister ekranda desin ister siyasetçi ne, olsun. Ne dediğinde dedim, Bak biraz tekrar ekrar söylüyorum. Amerika bizim stratejik ortağımız, dostumuzdur diyen herkes benim gözümde şüphelidir artık. O zaman ben art niyet aramaya başladım. Çünkü artık bunun geri dönüşü olmayan bir yola gidiyoruz. Büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Açık konuşuyorum. Dünya resmen Armageddon denilen o şeytan aslında Armageddon'la falan alakası yok. Bu şeytani yapının sürüklediği büyük kaos projesi devrede. Ve dünya resmen bir savaşa sürükleniyor. Bunun da fitili Bitili. Galiba galiba falan değil. Aslında Hamas üzerinden Gazze üzerinden sol gösteriliyor ama Asya Pasifik'te asıl sağ yumruğu evet. vuracaklar. Yani Kuzey Kore'nin tetiklediği büyük ihtimalle yapacak. Çünkü Amerika çok tahrik ediyor ve Amerikan gemileri orada fin atıyor ve Kuzey Kore üzerinden başlayıp Çin'e sıçrayacak büyük bir savaştan söz edebiliriz. Zaten ondan sonra Allah dünyanın yardımcısı olsun. O savaşın galibi olmayan bir savaş olacak. Çünkü Evet şimdi bir şey ekleyeyim. Şimdi dedi ya ha. Ali Hoca 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz demişlerdi. Ya 22 ülke dedikleri de öyle içerisinden 5 tane ülkeye çıkar zaten. İşte 5 tane ülke falan var. değil. Onu Burada. da yaptılar zaten. Bakın, <laughs> e, Libya'yı böldüler mi? Böldüler. Irak'ı i̇şte. böldüler mi? Böldüler. E Mısır, mü? Mü? böldüler mi? Böldüler. Suriye'de de Mısır'da da darbe evet, şimdi, yaptılar. Şimdi bakın 2 tane devlet kaldı. 2 tane Hı. devlet kaldı ortak kim? Türkiye ve İran. Ona göre konuşuruz. Konner Zeraysın zaten aslında vurgulamak Dedikleri istediği, bak vurgulamak istediği ama açıktan vurgulamadığı İran'da değil, Türkiye'de. Evet. Türkiye'de. Şimdi başından ne... beri Türkiye Cumhuriyeti, bak Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alınan güvenilmez bir ülkedir. Bak başından beri böyledir. Güvenilmez bir ülke görüyor. Bu yüzden Türkiye'nin içindeki iktidar mücadelesine Amerika, Birleşik Devletleri bu korku nedeniyle sürekli dahil olmaya çalışır. Yani kendine yakın bir iktidarın yönetimde olmasını, daha doğrusu siyasetçilerin yönetimde olması için ellerinden geleni yapar, yapamazsa eski dönemde olduğu gibi orada eliyle darbe yaptırdı. Evet. Bu kadar basit. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de e, hani dedik ya işte Siyonistlerin e, ya da Evangelistlerin inandığı bir doğrultuda savaş isteniyor. E, Merhamet kübra İslam literatürü içerisinde konuşuluyor ama Armageddon e, kendi inançları doğrultusunda kıyamet öncesi son savaş ve tırnak içerisinde Tanrı'yı kıyamete zorlamak deyimini kullanarak e, yapıyorlar. Şöyle bir süreçten bahsediliyor. Yani, yani ı mevut bu vaat edilen topraklar bu topraklar bizim e, Allah tarafı yani Tanrı diyorlar tarafından bize vaat edilen topraklar. Şimdi İslam Hicretler girdiğinde bu süreç e, kendileri Mehdi Mesih e, inancını e, direterek işte yakın 2025'te bu tarihte verildi. Sonrasında uyması ilerletecekler. Bir Mesih indirme projesi var. İki türlü inançları var. Hristiyanlığın farklı, e, Yahudiliğin farklı. Bir tanesi gökten ya yani doğmuş ama gökten bir Mesih'in indiği inancı. Bir tanesi de Yeniden doğacak yani bir anneden doğacak bir Mesih'in inancı. İkisi de farklı. Ama e, İslam literatürüne girdiğinde de Hazreti Mehdi, Hazreti Mesih ve Deccal kavramları var. Bunlar da kıyamet öncesindeki son savaştaki e, işte İslam ordusu başındaki bir komutandan bahsediliyor. Sonra da son Mesih, Hazreti İsa'nın tekrar e, geleceği e, ve Deccal'i öldüreceği bu literatürde konuşuluyor. Dolayısıyla en temele indiğimizde hani bizi bazen İzleyen arkadaşlar, ya işin içerisinde din sokmayın, inanç sokmayın, işte her şeyi İslam'a bağladınız, her şeyi dine bağladınız diyorlar ya. Genel anlamda bütün dünyanın şu an e, kaosa sokulmasının nedeni zaten inanç. Sen ona inanıyorsun, o da ona inanıyor. İnandığı şeyi diretiyor şu anda. Ben buna inanıyorum ve Teo kıyamet öncesi onu, böyle o bir politik. şey olacak diyor ve bunun içinde de e, kaos çıkararak, savaş çıkararak. Hani Mesih gelecek, şu gelecek diyerek de kıyamet önceki son sürece inancı doğrultusunda getirmeye çalışıyor. Yani burada her anlamda ilk insandan kıyamete kadar ki süreçte tamamen inanç doğrultusunda var. Şu an ne hani diyoruz ya deccal, şeytan inanmıyor, küreselci bilmem ne, o da bir şeye inanıyor. O inancını yapmaya çalışıyor ya şu anda. İnancını yapmaya çalışıyor. Hı e, teopolitik diyoruz biz buna. Şu andaki ortadoğudaki Doğu'daki bu. Netanyahu ne dedi? İşte bir söyleyince her şey dine ne sokuyorsunuz? Ne abi, hepsi dini Amelek, Amelek mesajı verdi. Ne demek bu? Aynen öyle. Amelek şu. Yani Kehanet İsrail, büyük, dedi. büyük İsrail dediği topraklarda yaşayan Yahudilerin olduğu yer bizim diyor. Aynen öyle. Ve Türkiye'deki Amik Ovası'nı da içine alıyor. Bir, evet. yaşa diyor. Ne demek yaşa? Şimdi bu, bak bu dini terimler. Bak dini terimler. Şimdi tabii bunlar... Biz bunu söylediğimizde komploji oluyoruz. Ama bunlar Bunlar bu lider, bu için liderlerin şey söylüyor, ağzından bak. çıktığında büyük kanallarda başladılar. Kehanet konuşmaya başladılar. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şimdi Armagedon evet e, İncil'de ki e, bunlar tahrip edilmiş kitaplar bunu kabul ediyoruz. Ama sonuçta adamlar öyle inanıyor. İnanıyorlar. Öyle inanıyor. Yani Evangelist dediğimiz insanların sayısı az değil. Aynen. Amerika'da 100 milyondan bahsediyoruz. Yani Donald Trump'ı iktidara getirenler kimdi? Evangeli evet. Bu evangelistler açık net şekilde bunu istiyor. Tanrıyı kıyamete zorlamak. Böyle bir teorileri var bu adamların. Ve bu adamlar ister siz kabul edin etmeyin. Bunlar dini terimlere dayandırarak Orta Doğu'da kitlesini öyle Doğu'da, tutuyorlar. Tabii Megiddo Dağı'da bir savaş olacağını bu savaşta e, Kral e, İsa, Mesih İsa diğer rakiplerini yeneceği ve dolayısıyla Davut, Kral Davut Dünya tekrar hakim olacak. Yani İsrailler dünyaya hakim olacak. Tapınağı Ve tekrar yapacak. Tapınağı diyorlar. tekrar yapacak. Başına Abi, geçecek. Böyle inançlar bunu ister var. Ister, i̇nan ister inanma. Bunu adam öyle inanıyor. Ha, Öyle inandığı için illa öyle olacak diye bir şey yok. Planın üzerinde de bir plan var. Allah'ın da bir planı var. Tamam. Ama Orada bir şey daha ekleyeceğim. Sen devam et. Evet. Şimdi burada şu var. Ee, İsrail'e bugün baktığınızda <laughs> ya savaşın başından beri onların deyimiyle söylüyorum. Bu katliamın başından beri dini terimler kullanıyorlar. Çünkü İsrail'in şu anda başındaki kabine yani İsrail yöneten kabine tamamen aşırı sağ ve özellikle Tevrat inancını kabul etmiş. Tevrat'a göre hareket eden yöneticilerden oluşuyor ya. Yani birbirlerine giriyorlar. Adamlar ne diyor? Bakın bugün e, Altyapı Bakanı aynen şöyle söyledi. İsrail'in Altyapı Bakanı. Diyor ki e, Filistinlere diyor ölümden daha acı şey tarttırmamız lazım ya. Adamın dediği lafa bakar mısın? Bunu neye dayanarak diyor? Bunu Tevrat'a dayanarak söylüyor. Ve başından beri Netanyahu Tevrat'taki terimleri kullanarak Orta Doğu'daki savaşa bir dini motif bulmaya çalışıyor. Bunu niye anlamıyoruz? Bu var. O yüzden biz Armagedon diyoruz. Ha, Armagedon adına Armagedon demezsin. Üçüncü Dünya Savaşı dersin. Yani şimdi Gazze'deki bu durum Lübnan'a sıçrıyor mu? Sıçrıyor kardeşim. Suriye'ye sıçrıyor mu? Sıçrıyor. İran'a sıçrattılar mı? Sıçrattılar. E, bu bölgesel savaş Küresel savaşa evrilebilir mi? Evrilebilir. Husiler Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine vuruyor. Amerika ne yaptı? Orada bir koalisyon oluşturdu ya, uluslararası bir koalisyon. Bu ne demek? Bu şu demek dedi ki Husileri vururuz ve orada bir donanma, bir yapılanma oluşturdu. Bakın, daha yeni gönderdi en önemli gemilerinden USS George Bush'u gönderdi. Diğer gemileri gönderiyor. Yani burada savaş yapabilecek bütün unsurlar oraya yığıldı. Evet. Burada var. Şimdi bir kıvılcıma bakıyor. Dediğim gibi bir delinin düğmeye basmasına bağlı. Bir şey daha ekleyeceğim hocam. Evet. E, din konusuna geldin ya orayı yani çok uzatmayacağım ama şimdi şunu dedik ya buna inanıyorlar. Dedik ya aslında inanıyorlar e, da doğru değil. Şöyle doğru değil. Kitlelerini buna hazırlamak için biz inancımız gereği bunu yapıyoruz diye de ikna ediyorlar kitlelerini. Bak meslek gelecek kurtulacağız. Savaşı kazanan biz olacağız. Güçlü olan biziz diye de kendi kitlesini kontrol altında almak istiyorlar. Ama... Burada da bak şöyle bir şey var. İki tane de ayetten destek vereceğim. Aslında arka planda yine şeytanın kandırmasıyla siz kazanacaksınız. Sizin aslında bak inancınızda bu vardı diye telkinleriyle hani dijitalleşme başladı ya. Tek tip insanlar, robotlaşma, transhumanlar, e, cinsiyetsizlikleştirmeler, e, cinsel sapkınlıklar bunların artması da arka planda geliyor. Hani dünyayı hükmedecek bir e, insan topluluğu olacaktınız siz. Aslında orada değil. Arkasında bak. Bakara 205'te onlar başa geldiklerinde yani güçlü olduklarında ekinleri ve nesilleri bozarlar ayeti var. Ekinleri zaten her şey GD oldu. Ne yediğin belli değil. Haluk hocam ne diyor her hafta işte çipler bilmem ne haplar devreye girecek. Nesilleri e, cinsiyetsizleştirme başladı. Sadece şunu çok kısa okuyacağım. Buradan da devam edelim. E, Nisa 119'da yine İslam Kur'an-ı Kerim'de e, Direk ayet bu. Nisa 110. Buradan izleyicilerimize takip edebilirler. Diyor ki şeytan. Onları diyor saptıracağım. Muhakkak saptıracağım. Onları tabi orada e, bir e, tefsir yapılmış. Haçlılardan, siyonistlerden, evancı hepsinden bahsedebilirsin saptıracaklarından. Onları diyor iktidarları elleriyle boş kuruntuları, hayalleri kaptırıp önce günahlara sokacağım ve onlara emredeceğim. Hayvanların kulaklarını ayette böyle yaracaklar hani böyle batıl inançlara davranışlara da sevk edeceğim ben onları diyor ve yine emredip onlara fısıldayacağım Allah'ın yarattıklarını bozacaklar kadınlar erkekleşecek erkekler kadınlaşacak ve bir sürü şey fıtratı bozacağım zaten proje fıtratın bozulması değil mi bunları bozacağım eee Haramları helal, helalleri haram sayacaklar ve devam ediyor. Sonra da ne diyor? Allah artık kim Allah'ın hak dinini bırakıp şeytana dinler, dost edinirse onlar ziyana uğramıştır falan diye devam ediyor. İşte bu. Kur'an'da 1400 sene önce bu anki, şu anki dönemin ne olacağı anlatılıyor burada. Şimdi yani buna bura, göre dikkat etmemiz bak lazım. Şimdi süreç şöyle buraya bir şey gidiyor. Var. Ee, buraya kadar tamam ikinizin söylediği ancak burada... Kullandan Ben Netanyahu gibi bir ruh hastasının e, söyledikleri benim için geçerli değildi hı hı. ama Amerika'ya ve diğer yerlere baktığımızda George Bush bir tescilli ruh hastasıydı onu söyleyeyim çünkü bu resmen Amerikan raporlarına girmiştir e, ana işte süresi bitti kurtuldu. Dini motif olarak kullanıyorlar. Aslında onların armagedon ya da benzeri bir dertleri yok. Aslında bunu, biraz önce söylediğin değil. gibi şeytanın o gösterdiği yolda ama bunlar şeytana itaat edilir öyle tutabilecek diye sadece şu an. Kendine inanan o Hristiyan e, ne derler gericileri öyle diyeyim ya da o şeyleri e, muhafazakarları bir şekilde ya da Yahudi muhafazakarları yola Hı. sokabilmek için bu argümanı kullanıyorlar. Dertleri şu. Bir dünya imparatorluğu yeni baştan dünya şekilleniyor. Bu dünya imparatorluğunda her yol mübahtır zafere giden biz zaferi kazanmalıyız. Bak bugün ortada yatan bu. Amerika'nın sınırsız verdiği desteğin temelinde de bu. Aksi takdirde Amerika kaybediyor. Amerika kaybediyor çünkü e, Orta Doğu'daki aparatı İsrail'in aynı şekilde haritadan silinme riski var. Bak çok ciddi anlamda bunu söyleyeyim eğer buradaki devletler birleşirse hakikaten İsrail'in korktuğu olur haritadan silinir yani oradaki insanlar da asimile olur başka bir devletin emrinde yaşarlar o yüzden bu inanılmaz şeyi e, ne derler bu tehlikeyi bildikleri ve gördükleri için kesinlikle ama kesinlikle ellerinden gelen her türlü çılgınlığı yapıyorlar ama şöyle de bir şey var Asya Pasifik'te de kaybeden bir Amerika ve Batı var dolayısıyla her yerden aslında kıskaç altında kalmış, biraz çaresizleşmiş bir Amerika görüyoruz. Amerika hı hı. çaresiz kalmaya başladı. Batı ile birlikte, Batı da öyle bak dikkat edin. Batı kaynıyor. Bizim medyada maalesef bu konuda hiç yorum göremiyoruz. Hiç aktarım göremiyoruz. Çok yakında, ayın 8'inde büyük olasılıkla Almanya karışacak. Ondan sonra da diğer ülkelere sıçrayacak ayın 8'inde 8 Ocak'ta. Çünkü yine tarih çiftçiler ver. tarif vereceğim. Çünkü bu şaka değil. Oradaki çiftçilerin anası ağlamış durumda. Hocam tarih tamam vermi? mı? Hocam bir ile. dakika. Bu şaka falan değil. Bugün Alman devleti resmi açıklama yaptı. Resmen tehdit edildi ya istifa edeceksin dendi başbakana. Bak, bunları medya vermiyor. Türk medyası vermiyor bunları. Nedenini merak ediyorum. Almanya'da çok ciddi inanılmaz toplumsal olaylar olabilir. Hani Almanya çok gelişmişti. Hani alay ediyorlardı ya. Almanlar bizi kıskanıyor. Görüşeceğiz 8'inde. Ve bu Hollanda'ya, Hollanda'dan Belçika'ya kadar uzanan bir zincir içinde bir ayaklanma zinciri göreceksiniz. Burada ayaklanan ne biliyor musunuz? Yani oradaki Altlar Aman Filistin'e yazık diye ayaklanmıyor. Orta sınıf yok ediliyor. Tekrar söylüyorum, orta sınıf yok ediliyor. Orta sınıf bir alta düşürüldü. Çünkü e, artık sömürecek, kanını emecek ülke bulmakta zorlanıyorlar. Artık yok, ülke kalmadı. Emmekten ülke kalmadı. O yüzden büyük yıkıma gitmek isteyen bir Amerika ve Batı. Ama bu arada kendi e, o vatandaşlarını da orta sınıfı yağlandırmışlardı. Yani yağlı bir orta sınıf vardı. Ne yapıyordu? adam emekliydi bütün dünyayı geziyordu keyfine bakıyordu falan. O devir kapandığı için bir rahatsızlık oluştu. Yani siz bir insanı lükse alıştırırsanız yaptığınız en büyük kötülüktür o. Daha sonra elinden o lüksü alırsanız isyana gider bu iş. Ve dolayısıyla Almanya'da bu isyanın ilk belirtileri başladı. Belirtileri değil. Çok ciddi bir ayak sesi geliyor. 8 Ocak Ve dolayısıyla 10. bütün Almanya'ya bu yansıyacak ha bugün açıklama yapıldı bilmem ne çiftçiler Birliği tarafından bütün hmm. çiftçiler yolları kapatacak ya da protesto ediyorlar ve şu anki Alman şansoyunun. Bu arada niye yapıyorlar mı? onu da söyleyelim çiftçilere ek vergi getirmek istiyor. Evet. Zor. Bu da ne demek biliyor musun? Hep konuştuğumuz bu karbon meselesi gündeme geliyor. Daha fazla açtığımız zaman yutma zarar vermemek için bunu söylemiyoruz. Bu karbon ayak izi. Karbon ha. ayak izi. Yani çiftçileri buna hazırlıyorlar Hayvanları. daha fazla vergi vererek. Evet çiftçilerin metan gazı özellikle evet. özellikle büyükbaş hayvan sayısının azaltılmasını bunu zaten Hollanda'da yaptılar. <laughs> tamam. Oradan şimdi aynısını Almanya'da yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bugün bir bakanın bir ziyaretini engellediler yani o Evet. Yani şimdi bak bu şaka değil. O da bir e, sağlıkçılar niye ayaklanıyor? Almanya'da sağlıkçılar da greve gidiyor. Greve gidecekler ve dolayısıyla demiryolu işçilerinin gideceği söyleniyor. Yani anlayacağınız her yer kaynıyor. Aslında bunun adı büyük kaos teorisinin devreye girişi. Küreselciler şu an ellerini oğuşturuyorlar. Ellerini oğuşturuyorlar ve küreselciler keyif içinde şu an. Emin evet. olabilirsiniz. O 12 aile hayatlarının en güzel günlerini yaşıyorlar. Bütün dünya karışmalı. Avrupa'da yıkım olmalı ki bütün dünyayı yayılsın. Bir de üstüne dünya savaşı olursa yani o büyük yıkım olursa dünya nüfusunun evet. azalmasıyla birlikte... Hoş geldin Yeni Dünya Düzeni. Şimdi e, Murat Akan Haluk hocam geçen yayında 2024 ilk yayınında dedi ki her şey bitti 2024 artık güllük gülüslanlık harika bir sene olacak. E, artık kaos yok, hiçbir şey yok dedi. Şimdi bugün de Armageddon diyor, dünya öyle savaşı diyor. Yok. Şimdi yine öyle korkutuyor. Ee, Haluk ee, Hoca şimdi e, şey, burada bu burayı... dedi 2020 <laughs> dedi şimdi. Bak kızdırmıyor Haluk <laughs> bize. Yani, şimdi dedi. E, o yüzden şu dünya savaşı konusu daha fazla böyle bir yani sabah kadar konuşuruz ama korkutmadan gerçek yine şu anki aktif olaylarla devam ya edelim. cereyan Ce, etmiş olaylarla İsrail e, suikastleri 2 dakika konuşayım lan. Murat sana vereyim sözü. Murat oradan Buyur. giriyor. Konu çok Şimdi çünkü geliyorum. kalacak. Şöyle, şöyle hocam. Sadece Armageddon Şimdi, günlerce konuşuruz. Bakın e, 12 askerimizin şehit edilişinden yola çıkalım. Orada alçakça bir plan yapıldı. Hı -hı. Orada alçakça bir plan söz konusu. Ben hep Dağlıca baskınından söz ederim. Dağlıca baskınında bir avuç İsrail katili ve Amerikalı katilleri yer almıştı. Bu 12 askerimizin şehit edilişinde de aynen bir Amerikan şirketinin kiralık asker şirketinin adı geçiyor kardeşim. Adı geçiyor o baskını yapanlar arasında tamam mı? Burada bir sıkıntı var. Şimdi bak bu resmen Amerika'nın Türkiye'ye gayrimeşru daha doğrusu açıktan savaşı ilan demektir bunu devlet açıklayabilir mi? Açıklarsa zaten savaş ilan etmek zorunda kalırsın. Çok iğrenç bir plan dönüyor ve dolayısıyla hemen ardından işte Lübnan'daki biliyorsun o şey suikast, e, suikast. ardından İran'daki bombalı suikast ve e, işte Bakan yardımcısı çıkıp çok komik dedikten sonra bir saat sonra o görevi işitin üstlenip biz yaptık demesi aslında. Adalet Birliği diye bir örgüt var. IŞİD'in yan kollarından biri. O üstlenecekti ama ne olduysa bir anda vazgeçti. IŞİD üstlendi olayı. Şimdi e, burada çıkartılan kaosu yayacaklar. Bak çok net görünüyor. Çünkü ne oldu? Hizbullah'ı harekete geçirmek istediler. Hizbullah karşılık verecek emin olabilirsiniz. Yani Hizbullah'ın çok e, bir karşılığını göreceğiz. İran bu şeyin altında ne kadar kalır? E, Husiler üzerinden mi saldırır? kendi başka türlü bir plan mı yapar ya da buna karşılık bir e, terör saldırısı bir yerlerde olabilir mi? Orta Doğu bir barut uçusuna çevrildi. Artık Orta Doğu'da barışı unutun. Orta Doğu'da barış diye bir şey yok. Hani bunu ben korkup amaçlı söylemiyorum. Görünür. Peki ya, o zaman bu... şöyle yapalım. Şimdi İsrail. E... Buradan da bir savaş ihracatı başlıyor tamam mı? <laughs> Dünya savaşı ihracatı Orta Doğu'dan. Dünyada nasıl semavi dinler hep Orta Doğu'dan yani bu bölgeden çıkmış Mezopotamya'dan Anadolu'nun olduğu yerden. Ve dolayısıyla savaşlar da böyle patlayacak. Dünya savaşı da buradan patlatacaklar. Çünkü dini bir motif vermek zorundalar. Başka türlü halklarını <laughs> kendi adamlarını razı edemezler. Müslümanlar ya da İslam bütün dünyayı ele geçirecek bizi katledecek demeleri gerekiyor ki Batı dünyasındaki o hani rahatına düşkün şahıslar askere gitsin, evet. bu savaşa katılsınlar. Yani halk olarak tepki vermesin. Evet. Dolayısıyla e, çok iğrenç bir plan yürüyor. Ama tabii bunun dediğim gibi e, Asya Pasifik ayağı çok önemli. Çünkü orada bir hedef alınan Pakistan var. Kimse bunu konuşmuyoruz bu ülkede. Yani Ve bu Pakistan Hindistan üzerinden hedef alınıyor. Yani Hindistan... Her an Pakistan'ı yutabilecek konuma gelmek istiyor. İnanılmaz aralarında bir çekişme evet. ve düşmanlık var. Ama bir tarafta da Çin'le Hindistan arasında bir problem var. Orayı iyice kaşıyan bir Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi aslında genelde kaybeden ama kaybettiği için de ben yandım siz de yanın sistemine geçmiş bir Amerika görüyoruz. Ve dolayısıyla Tayvan üzerinden en basiti bu zaten hani Tayvan'ı bahane ederek artık Tayvan'ı da bahane etmeyecekler galiba Kuzey Kore'yi tahrik etmeye başladı. Ki Kuzey Kore'nin başındaki kişi e, gerçekten onlar sözle bırakmaz. elinde sonunda en azından ben şöyle söyleyeyim. O Hawaii'deki Amerikan üssünün havaya uçtuğuna tanık olabilirsiniz. Bu da bize neyi anlatıyor? Son olarak bunu söyleyeyim. Bak bu da bir Pearl Harbor. Bugün acayip manşetler verdi Haluk Hocam. Hocam Pearl Harbor baskınını iyi okuyun. Kör benzeri bir oyun Amerika Birleşik Devletleri'nde Kore'ye oynatılmaya Peki. çalışılıyor. Şimdi İsrail suikastlerini konuşacağız. Ee, özellikle Hamas'ın ikinci adamı görsellerimizde var Salih El Ruri ee, ve aynı zamanda yine Suriye'de e, İran Devrim Muhafızları Komutanı e, Seyit, Seyit Musavi'nin e, öldürülmesi, e, suikast. Neden başladı? Arkasından ne gelecek diye böyle birer cümleyle reklama kadar gidelim hocam. Görseli de alabiliriz. E, biri alalım. E, onun dışında arkasından onunla ilgili başka görselimiz yok. Buyur hocam. Şimdi e, bu suikastler dönemi Hı. çok önemli. Biliyorsunuz e, Gazze'deki bu katliam devam ederken, İsrail iç istihbarat örgütü Şimbet'in başındaki adam dedi ki, biz Hamaslı yöneticilere karşı Suikastler gerçekleştireceğiz bunu açık bir şekilde söyledi hı hı. ve Daha önemlisi bizi ilgilendiren şey neydi Dedi ki Türkiye ve Katar'daki Üst düzey e, Hamaslı yöneticilere suikast yapacağız Şimdi ben o zaman da söyledim kendi YouTube kanalımda da bunu çektikten sonra İran'a ve o suikastlara e, Lübnan'daki suikastlar gerçekleşti Dedim ki bakın Türkiye'de Bize sağ gösterip sol vurabilirler Evet Mossad'ın geçmişine baktığın zaman bu tür dış e, istihbarata dayalı, aksiyona dayalı ve e, evet. adam öldürmeye dayalı yöntemleri var. Çok çeşitli farklı unsurlar kullanıyor. Hı hı hı. İşte hibrit savaş dediğimiz bu. Bu da bir savaş yöntemi. Evet. Bakın Lübnan'daki e, işte Salih El Aruri mesela Hamas'ın ikinci adam. O, o görseller de vardı işte veriyor ikinci adamını. Lübnan'ın yani Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürdüler. 6 kişiyle beraber. Şimdi olay şu. Bakın bir şeyi kaşıyorlar. Normalde egemen bir devletin başkentinde bunu yapıyorsa bu bir savaş nedenidir. Bak. Evet. Uluslararası hukuka göre bu bir savaş nedenidir. Ve bu bölge Hizbullah'ın olduğu yani hakim olduğu bölge. Ve Hizbullah'ın e, bu Haruriye e, yer verdiği, hı hı. merkez olarak kullanmasına müsaade ettiği yer. Yani Hizbullah'ın koruması altındaki bir adamı getirdi. Lübnan'ın başkentine vurdular. Patlamayı hatırlayın. O silo patlamalarını vesaire. Evet. Falan. Şimdi burada İsrail ne yapmaya çalışıyor? Bakın esasında e, Hizbullah'ı tahrik etmeye çalışıyor. Bakın Hizbullah'ı tahrik etmeye çalışıyor. Lübnan'dan Hizbullah'a saldırı olsun. E, şimdi düzeltiyorum. İsrail'e saldırı olsun. İsrail bunu bahane ederek Lübnan'ı işgal etsin. Şu anda zaten Netanyahu dedi ki biz bu savaşı sadece Gazze olayıyla sınırlandırmayacağız dedi. Bizim amacımız Büyük İsrail'i gerçekleştirmek Birçok ülkenin sınırı değişecek Sınırları demedi değişecek mi? Sınırları değişecek dedi. E, yani. ne şekilde dedi. Bakın Lübnan'ı Lübnan'ı yutmak istiyor İsrail. Bir bölümünü en azından bir bölümünü yutmak istiyor. Ve Dolayısıyla buna zemin hazırlıyorlar. Diğer taraftan işte geçtiğimiz hafta başka suikastlar da var. Şeyin Suriye'de İran'ın Devrim muhafızlarının çok önemli bir generalini öldürdüler. Adı şimdi aklıma gelmedi. Şey Musavi. Seyit rıza, rıza Musavi. Hı hı. Öldürdüler. Şimdi İran tabi Eseceğiz, Gürdeceğiz bir şey yapmadı. Yani henüz bir intikam falan yeminleri ediyorlar. Bir şey olmadı. Ama çok önemli bir adamıydı. Sonra ne oldu? Ardından ne geldi? İran'daki saldırı geldi. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. İran konusunda özellikle İran konusu açıldığında. Diyorlar ki izleyiciler, bazı e, işte analistler ya İran'ı hiçbir zaman vurmazlar. İran'la İsrail dosttur. İran'la Amerika dosttur esasında. Bakın bir ölçüde buna katılıyorum. Ne zaman? Her zaman şunu söylüyorum. Altını çiziyorum. Evet. İran Orta Doğu'da bir denge unsurudur. Ya o küresel akıl, Amerika, İsrail aklından baktığınızda, Batı aklıyla baktığınızda İran Orta Doğu'da bir denge unsuru. Hangi konuda? Şii, Sünni Yani uzadığı zaman Budarlar Kısaldığı zaman sularlar Çünkü İran İsrail'in varlığının bir gerekçesidir Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Orta Doğu'ya müdahale etmesinin en önemli gerekçelerinden birisidir Bakın İsrail de aynı şeydir İsrail nedir? İsrail küreselcilerin başı filan değildir İsrail üst akıl filan değildir İsrail dünyayı yönetiyor değildir Küreselcilerin Orta Doğu'daki ABD-Batı İttifakı'nın Orta Doğu'daki İslam dünyasının e, beynine ortasına hançer saplamış. Bahanesidir. Bahanesidir. Aynen. İsrail ortadan kalkarsa Amerika ve e, Batı Orta Doğu'ya müdahale edemez. Çok önemli şeyler söyleyeceğim İran'daki patlamayla ilgili reklamlardan sonra. Tamam. Ee, sevgili dostlar e, kısa bir aramız olacak. Döndüğümüzde hem İran'ı konuşacağız e, ve e, tabi Jeffrey'nin e, beyanları listesi yine basına e, yansıdı. Son e, günlerde bunları konuşuluyordu. Çok önemli isimlerin, devlet e, liderlerinin isimleri vardı. E, Jeffrey Epstein olayının perde arkasında konuşacağız. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Evet efendim, aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir virgül koymuştuk. İsrail suikastlerine e, başladık. Özellikle Lübnan'da ve Suriye'de gerçekleşen eee suikastlarla ilgili Murat Akan e, bir girizgah yaptı bu konuyla ilgili önemli bir yerde bir kalmış. Önemli bir yerde Onu kalmıştı. tamamla çünkü konu çok tamam. O görsellerimiz de var özellikle onları evet. da kullanalım çünkü e, evet dediğin gibi zamanımız da daraldı kısa geçeceğim. Yani şöyle bir algı var. Ya bunlar İran'a bir şey yapmaz. İşte İran onlarla dost vesaire filan. Bir ölçüde doğru ama şunu söylüyorum. Hı -hı. İran zayıf bir İran istiyorlar. Çünkü e, İran'ı bölerek, zayıflatarak Hani el ayağı tutmayan bir İran istiyorlar. Ama İran'ın asla yok olup gitmesini İran'ın kökten işte e, yani ortadan kaldırma gibi bir niyetleri yok. Zayıf bir devlet istiyorlar. Zaten 1982'de yazılan Oded Yunan planında ne demişlerdi? Demişlerdi ki bakın yani oradaki devletleri devletçik haline getirerek küçük devletçikler oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla zayıf devletler istiyorlar. Şimdi İran'a evet. geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı yani terör saldırısı. Bunu Girsinler Twitter hesabıma bakın girsinler Twitter hesabıma bir gün önceden dedim ki bunu DAEŞ üstlenecek dedi. Yani Twitter hesabım orada DAEŞ üstlenecek dedim. Ve nitekim de bir gün sonra DAEŞ açıklama yaptı üstlendi. Şimdi Hı. kimin üstlendiği önemli değil. Kimin onu üstlenmesini e, emrettiği kişiye bakmak lazım ya da devletlere bakmak lazım. Ee, Donald Trump ne dedi? DAEŞ'i biz kurduk dedi. Biz kurduk dedi. Şimdi baktığın zaman DAEŞ bugüne kadar Hiçbir İsrail hedefine saldırmamış. Hiçbir Amerikan hedefine saldırmamış. Hiçbir batılı hedefe saldırmamış. Kime saldırmış? Suriye'de kardeş kanı dökmüş. Müslüman kanı dökmüş. Evet. Bir tarafta Haçlı Şabi, bir tarafta Daş. Şimdi İran'a verilen mesaj şuydu. İran'a, İran'ı zayıflatmak, içeride bir isyan çıkarmak, bir kaos kargaşa çıkararak İran'ı içeriden parçalamak, zayıflatmak. Bunu yapıyorlar. Ama İran'ın ortadan kaldırılmasını istemiyorlar. Doğru olabilir. Bir de İran'ı özellikle kışkırtarak bakın bir saldırıda bulunmasını istiyorlar. Bunu söyleyeyim. En tehlikeli olan şey bu. Ee, İran bütün bunlara e, işte içine atmayıp saldırıya geçerse mesela İsrail'i doğrudan hedef alırsa ya da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir unsurunu savaş unsurunu hedef alırsa bakın Orta Doğu'daki savaş asıl o zaman başlayacak. Hmm. İran'ı bahane ederek yayacaklar. İki Savaşı Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Bakın bunu net söylüyorum. Savaşı Türkiye'ye de taşımak istiyorlar. Yani efendim bırakın zaten İran Suriye'de e, Müslüman kanı döktü. Şiirlik üzerinden, mezhepçilik üzerinden. Irak'ta bunu yaptı. Bırakın ne olursa olsun dersek emin olun nasıl Suriye'nin bölünmesi bizim zararımıza olduysa İran'ın parçalanması ve bölünmesi de Türkiye'ye daha büyük zararlar verecek. Evet İran Türkiye'nin dostluğu falan diye kardeşim. Açık söyleyeyim. Arkadan, ar, e, arka perdeden Türkiye'ye karşı hasmane tavırlar sergiliyor. Ve mezhepçilik üzerinden Orta Doğu'da kardeş kanının, Müslüman kanının dökülmesinde önemli bir etkendir. Fakat bölünmesi Türkiye'ye zarardır. Bunu böyle bilmek lazım. Dikkat ederseniz 12 şehidimizden sonra direkt e, İran'a yaptılar. Terör saldırısı dediler. Ve bu terör saldırılarında e, yani bugüne kadar resmi açıklama 110 civarında. Çok sayıda yaralı var. Daha farklı iddialar var. İran işte efendim kırmızı bayrak intikam bayrağı açtı vesaire. Yine Husilere dikkat etmek lazım. Bakın Husiler içerisinde elbette samimi Müslümanların olduğuna inanıyorum ve samimi davranışlar içerisinde olduğuna inanıyorum ama Husilerin sürekli Kızıl Deniz'de ticaret gemilerine saldırmasını da bahane ederek burada bir savaşın fitilini ateşlemek isteyen bir küreselci akıl var. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Sonra Türkiye. Mesela Mossad dedi ki Türkiye'de suikastlar gerçekleştireceğiz. Değil mi? Açık açık söylediler. Ben o zamandan beri şunu dedim. Türkiye'de e, Hamaslara dönük suikastları kolay yapamazlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne İran'dır, ne Suudi Arabistan'dır, ne de bir başka devlettir. Güçlü bir devletiz biz. Ve bunu kolay kolay yaptırmayabiliriz. Ama, ama bunu farklı alanlara çekecekler. Nedir o farklı alanlar? Türkiye'de kısır çekişmeler üzerinden. Bakın kısır çekişmeler üzerinden Türkiye'de bir operasyona girişecekler. Bunu yani dedikten bir gün sonra yok efendim Atatürk posteriydi, yok hilafet tartışmasıydı. Kısır bir tartışma başlamadı mı? Başladı. Ve ne oldu? Milli İstihbarat Teşkilatımız değil mi? 34 tane Mossad'ın casusluk ağına dahil olmuş kişileri yakaladı. Bugün şimdi baktım yeni haber 12 tanesi tutuklanmış. 12 kişi tutuklanmış. Şimdi Murat, şeyler vardı. Şunu verelim ya. Yani şu Mossad'la ilgili yakalanan kişilere verelim. Yani Mossad'la birlikte çalışmak çalışan ee, o casusların evet, bir tiplerine on, bakabilir misiniz? Yönetmenim, on, o 3 tane görsel var. Mossad'ın Türkiye'de yapmak istediği şey bakın Filistinlilere suikasttan daha ziyade bakın dikkat etmek lazım Türkiye'deki sivrilmiş, öne çıkmış gazeteci, akademisyen Bakın siyasetçi bürokrat evet. uyarıyorum. Bunlara karşı bir suikast e, eylemi yaparak Türkiye'nin içini karıştırmak. Yoksa İsrail'in gelip Türkiye'de Mossad'ın gelip Türkiye'de birkaç tane Hamaslıyı efendim işte suikasta kurban götürmesi Türkiye içerisini karıştıramaz. Karıştıracak şey ne? Özellikle e, ülkemizde yaşayan Musevlilere dönük e, ters algıyı oluşturmak için suikastlar ya da sinagog baskınları vesaire biz bunları gördük ve dolayısıyla uyanık olmak lazım. Yani kısır çekişmelerle biz ülkeyi iki kutba ayırmamalıyız. İnsanlar birbirini ötekileştirmesin. Bakın Suudi Arabistan'da bir kupa maçı finali oynanacak değil mi? Şimdi bu da buradan başlayan bir tartışma var ya. Ben bu tartışmaların ve içerideki hilafet işte Atatürk posteriydi ve bir başka şeyin üzerinde kelime-i tevhid üzerinden bakın bu tartışmalar sıradan bir tartışma değil. Ben bütün bunları bir organizasyon içerisinde değerlendiriyorum ve tehlikeli buluyorum. Herkes söylediği cümleye, söylediği söze çok dikkat etmesi gerekir. Çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Bunu dedikten sonra ve her an her şey olur olabilir dedikten sonra bir gün sonra bunlar gerçekleşiyorsa biz müneccim değiliz kardeşim. Olayları görüyorsun, çözüyorsun. Kim ne yapmak istiyor? Savaşı yaymak istiyorlar. Savaşı yaymak isterken tutup İsrail doğrudan Türkiye'ye savaş açmayacak. Ya da Amerika Birleşik Devletleri tutup Türkiye doğrudan savaş açmayacak. Hibrit savaş türü dediğimiz şey bu. Bunu yapıyorlar. O yüzden o bir şey vardı. Mossad'la ilgili yakalanan birkaç tane görüntü vardı Murat. Hı. Onları verebilir miyiz? Bakın şimdi. Şey, üç tane onları diyorsunuz. Verdik üç mi? Üç. Tamam. Verildi o. Verildi ben, ben, ben görmedim. Dikkatimi çekmedim. Şimdi bunu. On numaraydı 3 tane. Bakın evet. bunu. 28 Şubat döneminde yaptılar. Murat ben gazeteciydim kardeş. Ben gazeteciydim. Bu tarikatların gündeme geldiği ve işte şeylerin gündeme geldiği dönemde bize gelen ihbarla biz gittik. Adını da veriyorum. Şemsettin Günaltay Caddesi'nde Bostancı taraflarında ha Bostancı taraflarında kardeşim gittik şeyh diye tanıtılan bize bir adam şeyh diye tanıtılan adamla konuştum. Bomboş bir adam. Şimdi adını vermeyeceğim. Geçti gitti yargılandı bilmem ne oldu. Bakın bu adam sonra bu adamı hiçbir şey bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'in kağasını bilmeyen adamı sonra 28 Şubat'ta şey e, olarak ilan etti. Evet. Şey, Dolayısıyla bakın her gördüğünüz sakallıya dede demeyin, mübarek demeyin. Kimin ne olduğunu çözmek için itidalli davranmak lazım. O yüzden kısır çekişmeler, işte Suudi Arabistan'daki olay, onun üzerinden başlayan ve Türkiye'de e, Filistin ve şehitlerimiz için yapılan gösteri. Lütfen bir tane şey vardı Murat, fotoğraf vardı. Hangisi? O, bu Bofemet dedikleri şey. Bakın ha, şimdi tamam, bu, bu fotoğrafın üzerinden bile ee... öyle bir tartışma çıkarıldı ki hani bu 3 3 var Öyle bir tartışma çıkarıldı ki bakın işte de, aha, şimdi bakın hı hı. bunu özellikle sosyal medyada yayan insanlar oldu. O Filistin için o. E, 12 şehidimiz için yürüyen insanlara bazı anlı şanlı gazeteciler de laflar ettiler. Ve şu fotoğraf için dediler ki ya bunlar işte Bofemet'in yani şeytanın fotoğrafını taşıyor. Bunlar küreselciler. Şimdi baktım inceledim yakından fotoğrafını buldum. Ya arkadaş İsrail'i ve Amerika'yı şeytana benzetmişler. Ya bunu niye polemik konusu yapıyorsunuz? Yani buradan bir ayrılık düşünce, ayrık fikirler üretmek bizim işimize niye yarasın ya? Ne yarayacak? Sonra birbirimize ya arkadaşlar ne hilafetti ne Atatürk bu ülke, bu ülkenin insanları birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak zorunda. Hilafet birbirimize, son günlerde. Birbirimize gündemde. ben doğru bulmuyorum. Bakın zaten hükümetten yetkililer de açıkladı. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Ben bunu doğru bulmuyorum kardeş. Niye doğru bulmuyorum? O futbol maçından itibaren bir Başlayan operasyon bir akıl, başladı sadece. Kesinlikle bir operasyon. O olayı nasıl Psikolojik görüyorsun? Psikolojik harekat yürütülüyor. Olayı nasıl görüyorsun? Şunun için görüyorum bakın e, ee, Suudi Arabistan'da oynanan maç. Şimdi Futbol Federasyonu her iki kulübe de yani hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye diyor ki ya daha fazla kazanmak istiyorsanız böyle bir teklif var. Bakın kulüpler doğal olarak şöyle düşünebilir. Ya, burada herhalde. oynansın teklifi var. Tabii. Hı, Hı Kulüpler kabul ediyor. Yetki veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na yetki veriyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da iki kulüp adına bir anlaşma yapıyor. Hı -hı. Suudi Arabistan'la. Tamam mı? Yapıyor. okunması. İstiklal Marşı'nın okunması Marşı. ve bayrağımızın orada taşınması. Bu konuda protokole giriyor. Fakat işte o maçın oynanacağı zaman özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç işte Atatürk posterleri ile çıkmak istiyor. Suudiler de diyor ki bu ekstra bir talep. Ekstra bir talep oluyor. Öncesinde Çünkü, söylenmediği için de kabul yani, edilmiyor. Kabul edilmiyor. Anlat, kabul edilmiyor. Bu. Yani ha şu var. Eee bunu zor akımı yaptı. Yoksa protokolde, onlar diyor ki protokolde yok. Çünkü ben FIFA'ya da baktım. FIFA'da da diyor ki kurallar neyse o uygulanır. Başka uygulanmaz. Ama ben burada sadece iki kulübe suç bulmuyorum. Açık söylüyorum. Hmm. Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanacak bir maçın sonuçlarını iyi analiz etmek gerekiyordu. Yani iyi bir planlama yapmak gerekiyordu. Burada Suudi Arabistan'da oynamanın bana göre hiçbir anlamı yoktu kardeşim. Yani... Futbol Federasyonu belki kulüplere daha fazla para kazandırmak istedi. Ama futbol sadece futbol değildir. Dolayısıyla Suudi Arabistan öyle çok futbolun oynandığı, çok da futbolun sevildiği bir ülke falan değil. Her şey para demekle değildir. Ve bu tartışmaların başlayacağını ben o zaman da söyledim. Niye? Türkiye'de özellikle Suudi Arabistan'a, o ilk protokolde bu talepler verilmemiş mi? Yani Hayır. Atatürk posterinin çıkacağı posterle. falan yok. 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 Tamam. O protokolde yani, yok. Yoksa o adam da diyor ki bana söylemedin ben de izin o, vermiyorum. Suydiler de öyle diyor. Değil evet, de öyle diyor. Fakat bak ben tekrar söylüyorum burada bu maçın Suudi Arabistan'da oynanmasının sonuçlarının yani o sıkıntılar doğrulanacak, doğuracağını futbol federasyonu hesaba katmalıydı. Ve Türkiye'deki mesela ben olsam Dışişleri Bakanlığı'yla görüşürdüm. Ya böyle bir şey olabilir. Çünkü bunu Türkiye'de kötüye kullanacak tamam, bir tamamdır. akıl var. Bu olay işte tişörtlerin ya da işte o resmin ya da bir pankartın izin verilmemesinden olay büyüdü ama bu olmasaydı sen yine de işte burada oynanmasını yine de oynanması doğru bulmuyorum. Ne olabilirdi orada başka? Şunun başla? için şunun için doğru bulmuyor. Sana göre ne olabilirdi başka? Baktığın zaman orada seyirci kaç tane seyirci vardı? Seyirci yok. Gelmedi. Türkiye'den giden takım insanlar vardı. Bir. iki. Şimdi Suudi Arabistan'da yani Türkiye Süper Kupası'nın oynanması ne amacı olabilir ya? O başka bir şey. Ne Ben onları demiyorum. Onlar başka bir şey. Bakü'de oyna. Sorun anlamında ne çıkabilirdi ekstradan? Ben olsam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde götürür oynatırdım maç. Dedim ya her şey para değil. Tanıtımı yapardım ya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımını yapardım. Soruyu hocam. Soru şu hocam. Şöyle ne derlerdi? ne? Ne olabilirdi başka? Ben dedim ki Türkiye'de bir kesim Arap ülkelerine farklı bakıyor. İlla ki bir olay çıkabilir diyorsun Araplarla ilgili farklı bir düşünceleri var. Orada belki başka sloganlar atılacaktı. Orada provokasyon Hı. yapmak çok kolay. Bu tür maçlarda. Şimdi siz seyirci olarak sokarsınız. Normal seyirci belki değildir. De, belki Galatasaraylı değil. Belki Fenerbahçeli değil. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan da bilet alan geliyor. İleticileri bunu istemediler orada. O arkasında başka bir yere gidebilirdi. O sloganlardan sonra. Ben orada başka işte, bir kargaşa yani çıkabilirdi. Illa Onun önüne kestiler de. Bahane etmeyebilirlerdi. Farklı bir şey de çıkabilirdi orada. Sahaya belki basacak, çünkü, atlayacaklar Çünkü ortam müsait. Zaten İsrail-Gazze meselesi var. Ve Suudi Arabistan'la olan e, bir takım tepkiler var. Türkiye'de 28 Şubat'ta ne dediler? Yallah e, e, Suudi Arabistan'a. Şimdi böyle bir ortamda ben Türkiye Futbol Federasyonu olsaydım buna müsaade etmezdim. Ben bunu diyorum. Ha ne oldu? Oradan başlayan tartışmalar e, geldi. Hilafet, Atatürk başka başka konulara gitti. Ya durup dururken biz niye operasyon yiyelim? Neden Türkiye'deki birlik ve beraberliği bozalım? Yani bir ülke için en büyük silah birlik ve beraberliktir. Bu ülkede özellikle ülkemizde birlik ve beraberliğin önemi çok büyüktür çünkü çok kritik süreçlerden geçiyoruz ya. Futbol üzerinden bir operasyon mu planlandı diyebiliriz. KJ düzeltelim. Evet, yani devam. o yüzden o yüzden önemli olan bu dönemde. Yani şu Gazze katliamı döneminde mümkün olduğu kadar Agresif hareketlerden, böyle uç tartışmalardan. Evet. Şimdi ben bakıyorum marjinal gruplar her iki taraftan da var. Marjinal gruplar sürekli kaşıyor. Sürekli kaşıyor. Ya bunun kime ne faydası var ya? Kime ne faydası var? Yani bu ülkenin değerleri vardır. Ya seversiniz sevmezsiniz kardeşim bir değerdir. Yani neden bu ülkemize mal olmuş değerler üzerinden tartışmayı alevlendirerek toplumu ikiye bölüyorsunuz? Niye bölüyorsunuz yani? Böyle bir tartışma yok. Evet Murat e, Haluk Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Aa, futbol var? kısmına yani ekleyebilirsin Kardeşim, bak olayın özü şu şu olaya ekleyebilirsin yani, bu ülkede bu olayla falan konuşmayacağım bak bu ülkede her zaman her fırsatı değerlendirmeye çalışan bir şey var zaten Murat konuşacağını konuştu hani şeyleri papağan gibi tekrarlamaya gerek yok yani anlattı zaten burayı geçelim Murat Ekan Ama... bana zaten söz vermedi kendi anlatıyor yani şöyle zaten detayları anlattı bu olayın özü Bana şu. atıyorsun? <laughs> sen Sen detaylı <laughs> anlat. dedi Burak, anlattı, tamam ya. Tamam, Sabahtan teşekkür, beri konuşuyor ederim. dedi. Tamam teşekkür ederim. Bak kardeşim. Olay o ya da bu parti değil. Partiler bu işten kendine çıkar sağlıyor. Ne yazık ki siyasiler bir türlü akıllanmadı. Bilerek yapıyorlar. Yeter artık. Yani gerçek söylüyorum. Halkı bir şekilde öteki sen benden değilsen öteki taraftansın deyip kendine rant sağlayan oradan oy devşirmeye çalışan Siyasi partiler grubu bir tarafta. Tamam mı? Diğer tarafta en ufak fırsatı değerlendiren bir takım operasyonel hesaplar var. Ki bunları biz defalarca gördük. İşte şu e, şeyde Mossad operasyonunda bile ne, ne gördün? Adam bana göstersen hangi tarikatın üyesi derim. 60 yaşında, 70'li yaşlarda sakallar buraya kadar tarikat üyesi. Öbür taraftaki başı kapalı, türbanlı bir kadın. Kimleri nasıl kullandıklarına iyi bakmalı. Tamam mı? Burada FETÖ hesapları giriyor devreye. Amerikan hesapları giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 120 bin tane sosyal medya üzerinde profesyonel hesap var. Ve bunlar sadece ve sadece ülkelere operasyon yapıyor. Tamam mı? O yüzden hiç içi boş konuşmaya gerek yok. Yani şöyle ee, hani ne diyelim niye bunlar oluyor dediğin zaman işte önümüze bunlar çıkıyor. Bu ülkede en ufak fırsatta ama maç konusu olsun. Ama sahada atılan o yumruk olayında bile hı hı. ne oldu? Hemen ayrışma. Sıradan bir olay. Sıradan bir adamın yaptığı terbiyesizlik kulüp. Ardı ardı tamam olaylar geldi futbol üzerinde. Yani bunların hepsi kullanılıyor. Bir operasyon çekiliyor. Ha bu operasyonu çekerken şurası doğru burası yanlış demiyorum. Ülkenin genelinde bir operasyon var. Bu operasyonun adı da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı operasyondur. Tamam mı? Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı mı kullanıyor? Kullanıyorlar. Zaten o operasyonel hesaplara baktım mı devamlı o Türk isimlerini görürsün. Orada Arap ismi yok. Yani sonuçta geçmiş dönemde ben böyle şeyleri çok gördüm. 74'lerde, 80'lerde, 90'larda bu ülkeyi ne hale getirdiklerini o zaman da basın ve medya kullanılıyordu. Şimdi sosyal medya kullanılıyor. Nasıl düşmanlaştırdıklarını Yüz binlerce sahte yayının yani naylon yayının çıkıp bedava dağıtıldığını bilirim. O yayınlarda da bu işler yapıldı. E, nefret ve kin tohumları ekildi. Zaten Orta Doğu toplumlarına bak. Hep aynı taktik. Irak'ta insanlar birbirini öldürür. O ondan nefret eder. O aşiret öbüründen nefret eder. O tarikat bundan nefret eder. Aynısını Suriye'de görürsün. Yani... Türkiye'yi orta doğulaştırma planı Amerika Birleşik Devletleri'nin jet hızıyla sürüyor. ha Burada düşman belli, yaptıkları belli. Ben burada Türk siyasi e, yapısının, Türk siyaset kurumunun çok acil kendini sorgulaması gerekiyor. Yani kısa dönemde oy alacağım, rant e, sağlayacağım, oy devşireceğim derken bu ülkenin gerçekten ülkeye büyük zarar veriliyor. Siyasetin şu dilini... Çok acil değiştirmesi lazım ama değiştireceğim de sanmıyorum. Her seçimde aynı rezilliği yaşıyoruz. Bu kadar basit. Yani Amerika'ya bir şey hani ne söylenecek söylenecek hiçbir şey yok. Ben geçen gün de söyledim, bugün gene söyledim, geçen yayında da artık yaralı bir parmak kangrene döndü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkiler bambaşka bir yere taşınmalı gerekirse kesilmeli. Yani parmak kesilmeli. Ticaret değil. Ama bir şekilde şu anki o vıcık vıcık ilişkilerden artık gına geldi. Çünkü Türkiye'nin ayağına çok açıktan artık hiç çekinmeden çelme takıyorlar. Bu kadar net. Şu Jeffrey Epstein olayını artık Şimdi ona geçeceğiz de bir video var. Amerikan hükümeti çocukların zihinsel gelişimine zarar verdiği gerekçesiyle bu Meta şirketine dava açtı ile ilgili bir ha. E, işte iddia sosyal medya göğecek. operasyonlardan bir tanesi de o ya. Evet. E, çünkü e, Jeffrey konusuna geçeceğiz. Sonra pedofil konusu çok gündemde zaten. Ya bir şey soracağım. Konu. Ama bu Amerika hükümetinin böyle bir şey yapmasına... Amerika ne? Polis, polis tarzında çok komik. Bir şey ya. Evet, Amerika komik. zaten bu e, e, meta İki numara. Bir Adıç. o videoyu bir izleyebilir miyiz? Fazlasa yönetmenim. Sesi var mı? Gazze için çok komik, komik, diyen, komik diyen adam ya. değil mi? Şu Suikast Facebook. için o. For knowingly harming the mental health of young social media users. In short, Meta intentionally designed its social media platform to be more addictive to kids and young people. This federal lawsuit and others across the country are the result of a multi year bipartisan investigation by nearly every attorney general across the United States. Now, one thing I want to mention up front, it's important, is that Meta is claiming. That many of their internal documents that we have sought through the, through the process, including those showing that it new is harming kids, should be kept confidential, and we are asking the court, of course to make those documents public.. Bilgesi saymayalım. Hadi o sağlık sektöründe e, görev yapıyor. Elon Musk'ın e, Twitter'ını şunu bunu ben mi kullanıyorum? Ya zaten kullanan bunlar. Bunlar insanlarla alay etme konusunda çok şeyler. Yani şu açıklamaya baktığında gerçekten çocukları koruduğunu falan mı sanıyorsun? Ya zaten bu sosyal medyayı zakın belki te e, tehdit edip bütün kullanıcı bilgilerini çekip alan Pentagon... Evet. Şaka mı yapıyorlar? Yani Burada bak olay şu bazı eyaletlerde bir de Çinde özellikle TikTok yasaklanmasın ya gibi. Bak, olay şu haberler TikTok yapıyor. Niye Çin vardı. malı, tamam Hı. mı? Çin malı. Ha biz Çin'i çıkartalım çünkü o bize zarar veriyor öbür türlü. Biz onu devre dışı bırakalım TikTok'tan aslında yürümek istiyor. Diyemiyorlardı onu. Hani bu sefer TikTok'u karşısına hani direkt almadan ötekileri de katayım diyor. Yani bugün Facebook biliyorsun. Trump'ın gelişinde çok etkili olan bir mecraydı. Buna rağmen Zuckerberg'i çağırdılar, bir anlaşma yaptılar. Bütün kullanıcı bilgileri şu an zaten dünyadaki hepimizin kullanıcı bilgilerini aldılar. Amerika Birleşik Devletleri sosyal medyaya falan karşı çıkamaz, hiçbir şekilde de yasaklayamaz. Bu bir koca yalan. Çünkü biraz önce Türkiye'ye yapılan operasyondan bahsediyorum. Operasyon sosyal medya üzerinden yapıyor. Kendi bu olmazsa nasıl yapacak? Kendi bir bakıma da e, amiyane tabirle kendi istihbarat örgütü bu sosyal yani, medyalar. bu bir, bak, halkın gazını alıyorlar tamam mı? Halkın gazını alıyorlar bir tane e, Saddam'ı nasıl suçlu ilan etmişlerdi? Burada da TikTok'u canavarı ilan ederler tamam mı? TikTok'tan ama TikTok, bir şey olmaz. O, şimdi kızacak birçok insan tamam doğru kullananları da vardır ama e, özellikle gençlerin yeni e, yani Z kuşağı Z kuşağı dediler onları da kabul etti bunu. Tek kuşağı tamam. diyeceğim. Ee, kullandı. Yine dediğim gibi düzgün kullananları tenzih ediyorum ama ya yani çok sıkıntılı bir Peki Murat, yani aplikasyon diğerlerinde yok mu ben sen facebook'tan bir tane örnek çıkartıyorum. abi Ali Koç'ta savunmayı da. bırak şimdi tiktok, TikTok ay ay bambaşka işte ne özelliği şey, var yani tiktok'la casusluk yapıldığını da Amerikalılar belgeledi yani, yani, ya Murat bununla yapılmıyor mu facebook'la yapılmıyor yapılıyor onlarla yapılıyor. E, tamam, bak ne diyorum yani şeyi ya, yani. yapılıyor da tiktok'un bir de ciddi anlamda bir yozlaştırma gücü var abi gençlere yönelik var. yani çok fazla var. sorun instagram'ın yok yani ya, ya şimdi işte, da var ama TikTok var, bambaşka bir şey. TikTok tamamen Hep kısa kısa, var, kısa olduğu için hepsinin, hepsinin var hepsinin. ayrı bir şey. Neyse o kısır tartışma. Ha. Buna hiç girmeyelim. Yani yer. hepsinin var çünkü niye? Hepsi belli bir amaç <laughs> doğrultusunda kullanılıyor. Buradan şey çıkmayacak. Yani kapansın mı, kapanmasın mevzusu çıkmayacak. Çıkmayacak Zaten tabii. şey yersin ya, o bu konuda ama. Değil. Bak bütün devletler sosyal Keşke medya diyeceğim ama yani o konu Kardeşim bak de. bütün devletler sosyal medya üzerinden işlerini yürütüyor. Bugün Twitter'da yer almayan Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan yok ya. Ya bakan yok, herkes oradan duyuru yapıyor. Ya yani şimdi tutup, bir resmi oralar kapansın. Basın yok, ne. Duyurusu yok. gibi ya da işte bir yerlere bir şeyler söylemek tamam, için yaktın. Tamam, Çin ya. Haluk Hoca ya. onun kaldırılmasını istemiyor. Ya. Twitter'da benim kaldırılamaz. Benim e, Murat Akan Twitter kullanıyor. Şimdi onun da o kaldırılmasını o istemez. E, tabii Üç, 300 bin ya. takipçisi var Murat Akan'ın <laughs> Twitter'da. Çin Amerikancı mı 300 diyeyim? 300 bin, 300 bin. Ya bak olay şu. Ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Benim şeyim ya. felsefe bu. Doğrusu Haluk Hoca bak. Doğrusu. Ne ABD ne Rusya tam bağımsız ya Türkiye. Buna ben esen doğru. Ben savunduğum şey o. Ne Çin'i savunurum, ne Rusya'yı savunurum, ne Amerika'yı savunurum. Bunların hepsi de esasında aynı güce e, hizmet eden devletler. Işte Dolayısıyla bir elin beş parmağı gibi ama onları yönetenler de aynısı. Ee, o yüzden ben Türkiye'nin üçüncü şimdi, bir güç merkezi olması için çalışan, aa, fikir şimdi eden burada bir kişi. Şey. Ya şu Jeffrey Epstein olayına geçelim mi? Hocam olsa. Jeffrey Jeffrey dedim. Bir dakika hocam bırakalım. daha var. Bir dakika. Zaman bırak, var. Burada, Haluk hocamın burada kızdırma. Burada benim bahsedeceğim bir şey var arkadaşlar. Buyur. Bir Dördü hazırlayalım yönetmenim. Türkiye Cumhuriyeti için hani evet. birileri açacağız kaçacağız bak kardeşim gerçeği konuşalım ayağı yere basan politika üretmek durumundayız Türkiye Cumhuriyeti tek başına hiçbir yerde duramaz bunu denemeyen denemeye çalışan bir tane ülke var görüyoruz Kuzey Kore Hiç ya, Kuzey yere... Kore ile şimdi Türkiye'ye getirip bir koyma ben, tamam, tamam, ben sana bir ben cümle, şey anlatmaya çalışıyorum cümle cümle ya anlatmak istediğinin anlatmak dışına çıkabilir hiçbir yerde duramaz güçsüzdür anlamında o çıkar değil. biliyorum senin ne demek istediğimi ama altına öyle evet, doldur evet, çevre devletlerle Evet yeni politika bu. İşbirliği yapmadığı takdirde tek başına. işbirliği yapmak ayrı bir şey. Hayır bak bu kadar. Iş, şimdi ama orada bir çelişki var. İşte, i̇şte o yüzden, o yüzden de, ayrı, de, yap. Düzgün ayrı düzgün bir şey. İşbirliği yapmak ayrı bir şey ee? ama illa bir blok içerisinde. Yani ya Avrasya bloğu içerisinde yer alacaksın ya da ABD bat ittifakında yer alacaksın hayır, diye şehir. Şey, şey yok. söyledi? Güçsüz de mecbur kalıyormuş gibi imajı çıkarılır hayır, orada. Yanlışı var. Böyle bölgesel ilişkiler. Şu an ben kabul etmiyorum. Avrasya diye bir blok yok ortada bölgesel ilişkiler. NATO karşılıklı sadece. çıkarlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti her devlette ya, ilişkide işte. bulunabilir. Oturup. Buna kimse karşı Oturacağız ilişkide ya. bulunmak o ayrı bir şey ama şu var. Yani biz 1945'li yıllardan beri neredeyiz? ABD NATO Batı nasıl? İttifak, NATO İttifakı nasıl? İttifakı'ndayız. İşte. Amerika'nın çok özür dilerim ama yani küçük Amerikası olduk biz bugüne kadar ya. Şimdi dolayısıyla aynı kişiler Evet. yani Amerika'dan bırakalım şu Amerika'yı ki zaten gerçekten öyle Amerika Burnumuzun dibinde terör devleti kurmak istiyor. Müttefik diyerek bugüne kadar bizi en kötü en kötü işleri yapan evet. bizim başımızı belaya sokan bir devlet. Emperyalist bir devlet. Ama bunun karşılığında ya Amerika böyle yapıyor bize. Gelin Rusya'nın kucağına gidelim. Gelin Çin'in kucağına giden, ya gidelim. İnsanlar da en az Amerika'nın kucağına gidelim insanlar. diğer insanlar kadar suçludur bu. Şu anda var sana demiyor. Koloni misin sen? Koloni sana sana demiyor ama Onu var işte yani. içimizdeki bak illa Türkiye'nin bir yere yamanmasını isteyen buna Türkiye'nin Türkiye illa ya. birilerine efendim işte e, yardakçı olsun, yancı olsun diye uğraşan zihinler var. Işte bu ben buna karşıyım. Kalma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Güçlendi kardeşim. Savunma sanayi alanında güçlendi. Kendi silahımızı yapabiliyoruz. Yeri ve milli silahlarımızı yapabiliyoruz ve ekonomimizi de eğer gerçekten de dört dörtlük yapabilirsek. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hava savunma sistemleri kendi yaparsa, milli uçağımızı kendimiz yaparsak ve bir de nükleer enerjiye sahip, nükleer silaha sahip olursak bu ülkenin ne Amerika'ya ihtiyacı var ne Rusya'ya, ne Çin'e. Bitti ben bunu diyorum. Ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Bunu yaparız ve şu anda dünyaya kardeşim, baktığında... Dünyaya baktığında Amerika Birleşik var. Devletleri kim ne derse desin çöküşe geçmiştir. 34 trilyon dolar borca ulaşmıştır. Evet. Ve toplumsal çöküntü içerisinde. Avrupa öyle. Batı da öyledir. Avrupa öyle. ee, uyuşturucu batağına saplanmış. Fuhuş batağına saplanmış. Efendim askerleri savaşmak istemiyor. Yok, ve ordu artık yok. bakın savaşma gücünü kaybetmişler. Evet. Üretme gücünü kaybetmişler. Rusya desen aynı şekilde hantal teknoloji kullanıyor. Çin uğraşıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer dengeli adaletli, şefkatli politikalarla ve özellikle içerideki birlik ve beraberliğini gerçek anlamda sağladığında ve ekonomisini gerçek ayaklar üzerine kurduğunda emin ol bak biz Türkiye dünyada üçüncü güç merkezi olabiliriz. Gidip gelip aynı yere takılıyoruz. İçerideki birlik ve beraberlik. Niye olmuyor kardeşim? E işte Niye böyle olmuyor? marjinal grupların ha. marjinal grupların Hayır. karşılıklı atışması. Maalesef. Bak hala marjinal grup değil. İşte burada, burada hata var diyorum. Yahu hata dediğim o marjinal grupları grup da kullanan grup değil. Haluk kim hocam? kullanıyor onları? O marjinal grupları da kullanan onları kim dışarıdakiler. içeridekiler bazılarının da işine geliyor. Bakın i̇şte, partilerin işine geliyor. Grupların işine geliyor. Ama ha. işte o içeridekileri de kullanan dışarıdakiler. Biz akıllı olmalıyız. Bak aklımızı kullanmadığımız takdirde Dışarıdaki de kullanır içerideki de kullanır kardeşim e, tamam. 80 de bizim 1980'de 5000 insanımız öldü kardeşim Peki kim ne kazandı? Ya kim ne kazandı? Amerika Sol kazandı ha? Amerika. Amerika kazandı ha. Darbeye yaptılar Geldiler ne oldu? Sağcısı da baktı solcusu da baktı aynı hapishanede yatıyorlar Ders alındı e, mı alınmadı Alınmadım. alınmadı onu diyorum ben alınmadı. onu diyorum O Hayır, yüzden o. Abicim Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'ndeki insanlar da akıllı olmak zorunda yani bizleri kim nereye sürmek istiyor? Bizleri kimler kullanıyor? Gerçekte olaylar nereye gidiyor? Ya biraz itidalli olmak lazım yani. Ben bunu şey diyorum. Evet. Neyse evet. Evet. Dördü bir alabilir miyiz? İsrail televizyonundan bir görüntü var sunucuların. Siviller miydi onlar? Siviller mi yok, silahlılar? Yok şey, silahlar. <laughs> 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 Siviller. Yani. alabilir miyiz? E, yani o da enteresan bir görüntü yani gerçekten. Dört. 4. Dört, dört. E, bu arada hocam görüntü. moderatörlere silah lazımmış. Sen istemiyor musun? <laughs> bu mu? Ya Allah şükür ihtiyacım yani, yok şu anda. <laughs> Haluk hocam var <laughs> bu, burada. şey utanmadan Evet. programa geliyor ya. arkadaki bir de şey yorumcu da, bak. E, Haluk hocam diyor, sana diyor, da lazım. Yorumcu da silahlama. Diyor, o zaman Siviller bunlar. O zaman talepmeydi az. Nasıl oluyor? Ya Murat bak şimdi o 7 Ekim şaka Hamasın, yere... Hamas'ın Hamas'ın 7 Ekim saldırısı var değil mi? Yani e, İsrail'in içerisine girdiler. Bir saldırı düzenlediler. Şimdi orada bazı insanları tutup götürdüler ve bütün dünya medyası ayağa kaldırdı. Sivilleri götürüyorlar var. İçinde birkaç sivil de vardı. Ama İsrail'de şöyle bir uygulama var. Kadını, erkeği hepsi asker demek. Hepsi askerdir. Ve dikkat ederseniz kadınlar da, erkekler de hepsi dağıtıyor devlet dağıtıyor silahı. Yani şunlar ruhsatlı falan değil. Şu ta tarih ne? Efendim? Şu yeni bu saydım. yeni yani Niye bu, bu, de bu de yeni tarih, Yeni ya yakında yeni oldu ya. Yakın yani. Bir haftalık olay. Hmm bu. Dolayısıyla İsrail'de herkeste silah var. Devlet bunu teşvik ediyor. Devletin kendisi veriyor. Geçtiğimiz günlerde iki tane bayan alışveriş merkezinde e, uzun namlulu silahlarla geziyordu. Yani bunu herkes biliyor. O yüzden bakın İsrail'de sivil diye bir insan kolay kolay yok. Hepsi askerdir. Sen ne diyorsun hocam bu sahneye? Ya bu sahne kasıtlı yapılmış zaten. Aslında bu bir moderatör şey e, sunucu, haber sunucusu mu neymiş yani işe böyle Yer gelmiş yorumcular işte. işte. E, orada şu var. Yani kendi güvenliğimizi silahla sağlamak durumunda kalıyoruz çünkü maalesef diyor. E, İslami terör örgütleri işte Hamas'ı katıyor. O, o bahaneyle can güvenliğimiz tehlikede. Çünkü burada bir algı var. Algı operasyonunda da mağduru oynuyorlar. Mağduru da bu kadın üzerinden yapıyorlar. Yani ya Genelde kullandıkları da bu tür argümanlar. Ee, ya bak İsrail birim 8200 diye bir birim var Mosad'da. Bu en büyük özelliği bir cinsel kasetler üzerinden devlet başkanlarına şantaj yapmaktır. İkincisi de bu tür algıları oluşturmaktır. Bu birim 8200 çok bilinmez. Mosad'ın en karanlık yapısıdır ama Türkiye'deki suikastler dahil dediğim gibi o büyük e, seks kasetlerinin piyasaya sürülmesi dahil görevleri başlıca budur. Ve burada da bir algı 18200 evet. tarafından dünyaya sevk edilmiş. Şimdi. O yüzden hani bunları çok önemsemek bile aslında bunları gündeme getirmemek lazım. Ya bu evet. kadını çünkü dün baktım bugün de birçok haber kanalında evet. sanki çok önemli bir habermiş gibi veriliyor. Ben de istemiyorum da yani. Murat Akan ile diyor. Algı şey yapıyor. Verelim ya. Ceferi dedi. Evet. Jeffrey'e giriyoruz Murat Şimdi e, tabii ki bir de o olaya girelim. Şimdi artık. şu Jeffrey Epstein bunu evet. tabii yıllardır e, daha önceki yaptığımız programlarda da hep konuştuk. Arkasında işte çocuk e, istismar. Şimdi kelimeleri de düzgün seçmemiz lazım. Takılıyor evet. çünkü ben Bundan bir YouTube'da bir kullanalım. videoda bu konuya takıldım. E, sanki biz övüyormuşuz gibi konuyu anlatıp biz takılıyoruz. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. E, şimdi şu belgeleri önce bir alalım. İki tane e, Jeffrey Epstein'in 5 e, numara, iki görseli alalım. Arkasından e, bir e, video akış şeklinde listesi var. Listeyi de alalım. Şu belgelerle ilgili çok kısa 10 dakikamız var çünkü. Bunlar isimleri geçen işte, hmm. e, Bill Clinton. Yo yok şimdi bu belgelerle ilgili e, çok kısa ha, Şimdi yorum şöyle. alayım. Ondan sonra ee, da isimlere geçelim. Jeff çok önemli Epstein isimler olayı. var. Bak Jeffrey Epstein olayı yeni değil. Tamam bir. Şimdi ilk, ilk defa Jeffrey, için Jeffrey, olayı bir anlat. Olayı anlatayım. Jeffrey Epstein denilen adam şimdi 2005 yılında ilk <laughs> kez 2005 yılında e, küçük yaştaki kızları istismar ettiği gerekçesiyle şikayette bulunuyor. Bulunuyor. Günah hakkında. Günah adası. Suçundan soruşturuluyor ve yırtıyor. 2005'te yırtıyor. Bir de 2008 yılına gelindiğinde orada da e, yine aynı şikayetler devam ediyor. E, ve bir 13 aylık bir tutuklama hmm. geçiyor sonra kurtarılıyor yine. Ama 6 Temmuz 2019'a geldiğinde bu sadece küçük kız çocuklarıyla istismar değil aynı zamanda bunun ticaretini yaptığı belgelenince 10 Ağustos 2019 yılında tutuklandı cezaevine atıldı. Ama cezaevine atılır atılmaz dediler ki bu intihar etti öldü. Şimdi bunun intihar olmadığını herkes biliyor Amerika'da bütün dünyada da biliyor. Çünkü öyle bir al kurmuşlar ki, bakın şimdi Mossad'ı tartışıyoruz ya. Mossad yurt dışında çok ciddi operasyonlar yapıyor. Bu tür e, şantajlar, bu tür e, işte kasetleri almalar, bunları çok iyi yapıyor Mossad. İnsanları bu tür şantajlarla avucun içerisine alarak, bakın dünya çapında e, bilinen e, efendim işte gazeteciler, bürokratlar, uluslar e, ulus devletleri yönetenler e, ve film yıldızları, e, bunların hepsini. Bir şekilde Jeffrey Epstein ile buluşturarak burada bir adeta ne derler kefazelik adası kurmuşlar. Yani istismar adası kurmuşlar. Kim kurmuş? Jeffrey Epstein. Şimdi Jeffrey Epstein denen adam normalde üniversiteyi bile bitiremeyen bir adam. Ama Amerika'da inanılmaz derecede finans sistemlerinde başarılı olmuş. Bir el bunu desteklemiş, arkasında durmuş ve de herhalde kulağına fısıldamış. Ya böyle bir lüks malikane. Ee, bir ada üzerinde e, çok gösterişli bir malikane kur, bütün işte e, küçük kız çocuklarını, kandırabildiklerini toplayabildiklerini, buna şimdi şimdi oraya götür ve evet. oraya e, ziyaretler düzenler. Evet. Şimdi ne olmuş biliyor musun? E, buraya gitmeyen aşağı yukarı dünyadaki ünlüler arasında kalmamış. Şimdi birazdan o isimler geçtiğinde gerçekten de şaşıracaksınız ya. E, Şöyle arkin, yapalım. Yani, bizim bir fizikçi, ünlü fizikçi dünyaca ünlü fizikçi bile gitmiş yani düşün evet. şu altıya bak alalım o video akarken tabii e, resimlere isimler özür diliyorum e, görünüyor ama hızlı bir şekilde ama şeyler yavaşlattık tamam şimdi mesela şöyle okuyoruz hani ne var yani bir ya birçok isim var burada ama burada Hollywood'un ünlü Angelina isimleri Bahir, var Michael Jackson dahi var Antonio Hopkins e, e, miydi? Atladı evet, hızlı evet. Barack Obama var, olmuş. Ben Affleck Hepsi var, var Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé var, var, Bill Clinton var. Tom Cruise'a kadar doğru var. Bruce Willis. Ya Stephen tamam. Hawking. Selin Dion yani var, Yani ünlü fizikçi var. Ee, ondan sonra Michael, Michael Jackson var. Kadınlar da var. Kadınlar. Charles var. John. Barack Obama an, var. Hani, Bill Gates var. Ondan sonra o... Demi Moore. David Kapil var. Ondan sonra... Biraz hızlandıralım aşağıya. Yani e, yok yok içerisinde ama dikkat edersen ben sana bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunun en büyük özelliği şu Murat. Yani orada zaten takip edenler eder. Yani biz takip etmeyelim. Ee, i̇zleyiciler izleyiciler oradan kimin ne olduğunu takip etsin. Bu olayın içerisinde bir kişi var. Bir kadın var. Hani Mossad bağlantısı dedik ya bu işin içerisinde Mossad'ın olduğu artık kesinleşti. Şimdi Cislain Maxwell var. Ben Yardımcısıydı o. Maxwell çok önemli, çok gizemli bir isim ve Mossad'la bağlantılı olan bir isim. Babası kim? Robert Maxwell. Bak Joe Biden. Kasım. Robert Maxwell. Çok ünlü bir iş adamı o. Hı -hı. E, Robert Maxwell kim biliyor musun? E, İngiltere'de medya patronu ve inanılmaz bir servete sahip bir kişi. Bu da Robert Maxwell de tartışmanın bir şekilde 1991'de öldü. E, Hawaii adalarında e, öldü. Şimdi bak bu Ghislaine Maxwell eee şeyle Epstein'le 25 yıl birlikte yaşayan bir kadın. Ve İngiltere'de inanılmaz bir sosyetik çevresi var. Çok üst düzey dostları zaten. Çünkü Bak e, sosyetik çevresi kabul var. Bütün medyadan şeyler, e, uluslararası film sektöründen vesaire. Diyorlar ki işte Jeffrey Epstein'e e, o istismar edilen kızları bulup götüren bir kişi bu Maxwell. Dolayısıyla Mossad zaten e, Robert Maxwell'le e, irtibat halinde ve nitekim Baba Robert Maxwell Kasım 1991'de Kanal Kanarya Adaları'ymış bu arada hava adaları dedim. Kanarya Adaları'nda cesedi denizde bulundu ve Mossad bu cesedi alel acele alıp şeye götürdü. Kudüs'e götürdü ve bu cenaze törenine İsrail Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ve Mossad'ın tüm üst düzey yöneticileri katıldı. Yani bakın kim var? Hani ünlü dedin ya mesela Prens Andrew Andrew yoktur ki. İngiliz kraliyet ailesinin üyesi. An... kraliçe. Elizabeth'in oğlu. Çok ünlü isimler. Yani Şimdi, okuyor şu anda izleyicilerimiz görüyorlar. Çok ünlü isimler. Hepsi ünlüler bak. Şimdi bir de orada Trump'ın bir şeyi var, ismi var. Ee, ha, şunu da söyleyeyim Murat. Buradaki bütün isimler suçludur demiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunları niye açık? Önemli olan mahkeme bunları neden açıkladı? Durup dururken çünkü bu dava dediğim gibi yani 2019, 2008, 2005. Şekilde. Şimdi mahkeme durup dururken bunları niye açıkladı? Ee, bakın burada İddio, iyiydi, uluslararası bir komplo var. arkasından iyiydi. Bir komplo var. Hı hı. Ee, bu komplonun içerisinde hatırlar mısınız? Bilgeyiz eşinden boşandı değil mi? Bill Niye boşandı? İşte bu e, Jeffrey Epstein olayından sonra hakkında piyasaya sürülen dosyalar nedeniyle boşandılar. Peki niye boşanmasını sağlayan o el bunu yaptı? Onu da söyleyeyim şöyle. Biz ne demiştik? Bu e, küresel alanda Dünya kamuoyu önüne çıkan, dünya kamuoyu tarafından bilinen, izlenen, efendim fenomen olan hı hı. bu para babaları esasında kendi emanetçiler, paraları değil emanetçiler dedi paraları değil. Emanetçi perde arkasından birileri bunları yönetiyor. Şimdi bunlara para veriyor. Vakfa yatırdı zaten parayı. Bilge'ye isten e, proje üretmesini ve o parasını elindeki 250 150 milyar dolardan bahsediyoruz. Bilge'sin resmi e, kendi serveti dediler ki bunu vakfa bağışlayacaksın. Vakfa bunu yapmayınca ne oldu? Belgeler ortaya sürdüler. Jeffrey Epstein'in olan ilişkilerini. Bak 28 defa e, Jeffrey Epstein'in o sapkın kulübüne gitmiş. Malikanesine gitmiş. 28 defa. Hakim soruyor. 28 defa uçak biletlerini şunu bunu gösteriyorlar. Hatırlamıyorum diyor. Hatırlamıyorum. Şimdi bak. Niye gidiyor? E orada işte o sapkın düşün. Ve orada o kadar iğrenç bir şekilde e, yaşam tarzı, iğrenç bir şekilde olaylar var ki yani burada ben birkaç video izledim yani insanın hayali almayacak şeyler ve dolayısıyla o dosyaları Bilgeis'in önüne sürdüler koydular Bilgeis ne yaptı 120 milyar doları Melinda Bilgeis Vakfı'na aktarmak zorunda kaldı anlatabiliyor muyum şimdi bu nedir bir şantaj yani bunun amacı Mossad ve CIA Açık ne şekilde böyle bir şantaj Hocam, yeri var. İnsanlara, insanlara bunu şey yapıyor. Tamam o zaman bir, de bir de, açık buyur. Sen de konuş şu hızlı belge. Sen konuşurken 3 dakika, dakika var. Ee, Trump'ın belgesi var. Ee, bir şey tamam. yaptım mı yapmadım onunla Bununla ilgili bir iddia bakın. var ama bir şey diyemiyoruz. 7 numarayı da alalım. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Edward Snowden ismini belki Arkasından çok da 8'i verebilirsin. Bu bir belge 8'i Edward Snowden 2013 yılında Rusya'ya sığınan NSA ajanı şöyle bir açıklama yapmıştı ee, o dönem ama maalesef Türkiye'de hiç dikkate Bu alınmadı. Kalsın. Dedi evet. ki bütün devlet başkanlarının bizde kaseti var biz NSA'yız dedi. Sizin yattığınız yatağı bile sizden iyi biliriz dedi. Sıradan insanlar sizlere evet. sesleniyorum. Hepinizin bizde kaseti var bekletiriz önemli bir noktaya geldiğiniz gün ortaya süreriz. Ya herkes bunu iyi bilsin. Epstein bir figürdü evet. Ama elindeki belgeler daha Şantajlar. doğrusu elindeki kasetler bir hükümeti devirir ülkede devrim yapabilecek kadar önemliydi çünkü orada inanılmaz iğrenç bir çocuk tacizi söz konusu ve maalesef son kelimeyi bir söyleyeyim hı hı. sonra devam et Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki başkanının adı da orada geçiyor. E, şu zaten kadar son görsel Amerika'da büyük skandal başlığıyla Amerika, evet. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, taciz, pedofili ve fuhuş oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan e, ABD'li Jeffrey Epstein belgeleri yayınlandı. Altında bazı isimler var. Çok bilindikleri için o başlık e, olarak yani onlara özellikle alınmış. Tabi yüzlerce isim. Listede adı geçen isimlerin bir kısmı şöyle. Amerika eski başkanı Bill Clinton, İngiltere prensi Andrew. Ee, İsrail işte Başbakanı Edut Brak. Michael Jack Jackson. E, Bana Biden'dan bahset. Biden'ı oku burada. Steven Biden Eftim, nerede Murat? Obama. Biden nerede? Biden? Akal listede yok. vardı da burada yok. Yok akal listede Biden yok. Nerede? İşte o 3 tane isim çıkarılıyor. Joe Biden'ı ben üç gördüm. 3 tane isme ambargo koyuyor. Biden o nerede? Bana Biden'ı ne? Biden çıkarılıyor. yazıda yok, Joe Biden yok. vardı. Ben okudum. Demin yok, var Akan mi? yazıda vardı. Murat Biden'ı çıkarılıyor. Orayı takip etmiş. Ya Hatta arada da ismi de var diye söyledim ben. Evet program bitti. Murat Akan ara, stratejist yazar ve Haluk Özil araştırmacı yazar. Hocam ağzınıza sağlık. Çorba Helal. ısmarlıyor muyuz Haluk hocama? Ismarlarsa içeriz. Haluk hocam mı ısmarlayacak? E tabii ki. <gülüyor> Küreselcilerin <gülüyor> yerine mi içeceğiz? Küreselcilerin yerine mi içeceğiz? Küreselcilerin yerine bilmiyoruz. Evet. evet sevgili dostlar programın <laughs> sonuna geldik. E, Lider Haber'in YouTube kanalına mutlaka abone olun, destek olun. Programı kaçıranlar için, tekrar izlemek isteyenler için ve diğer programları da oradan takip etmek isteyenler için e, önemli e, büyütelim, e, daha fazla insana ulaşalım. Haftaya başka e, konular, yine gündemde olan e, konuları masaya e, yatırmaya ve arka planını konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, iyi geceler. Müzik